İyi akşamlar sevgili seyirciler. CNN Türk ekranlarında gündem özelle karşınızdayız. Ben Deniz Bayramoğlu. Bu hafta sadece cuma ve pazar günleri ekranlarınızda olabildik. Dün yani cumartesi günü 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü idi. Ve o çerçevede CNN Türk'te gün boyunca özel yayınlar gerçekleştirildi. O nedenle ekranlarınızda olamadık. Bugün biz biraz o konuyu da vesile ederek, yani 15 Temmuz'u da vesile ederek biraz geçmişe, tarihe dönüp bakmak istedik. Osmanlı tarihine bakmak istedik. Osmanlı tarihinde isyanlar, Osmanlı tarihinde ayaklanmalar, kalkışmalar ve onların tarihi, gerekçeleri, sebepleri, darbeciler meselesini konuşacağız, tartışacağız. Kaç Osmanlı padişahı gizli ya da açık darbeyle devrildi. Neydi o darbe girişimleri? Son darbe girişimi hangisiydi? Neler yaşandı? İşte özellikle Lale Devri'ne denk düşen bir takım önemli ayaklanmalar var. Osmanlı tarihini de belki başından sonuna etkileyen, değiştiren, onların sebepleri, arkalarındaki var olan koşullar, nedenler neydi? Bunu konuşacağız, tartışacağız. Konuklarımızı aslında yakından tanıyorsunuz. Daha evvel Fatih Sultan Mehmet Han'ı konuştuğumuz programımızda iki önemli büyük ismi bir araya getirmiştik. Profesör Doktor İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz bir kere daha bizi kırmadığınız için. Eksik olmayın. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık şimdiden. Ve Profesör Doktor Feridun Emecan, 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam size de çok çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Az önce programı başlıyorken o duyurduğum Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili programda da hakikaten çok güzel bir program çıkmıştı ortaya. Yani günün sonu itibariyle baktığımızda birçok şey öğrenmişti izleyicilerimiz de, biz de sayenizde, her ikinizin sayesinde, eksik olmayın. Ben hemen ilk soruyu size arz etmek istiyorum. Osmanlı tarihinde isyanlar, darbeler meselesini konuşuyorken belki bir noktayı öncelikle hatırlamakta ya da hatırlatmakta fayda var. Ne zaman başlıyor? Yani biz bu anlamda isyan, darbe vesaire gibi düşünebileceğimiz ilk hareket, yani doğrudan hanedana, iktidara yönelik olarak onun öncesinde başka ayaklanmalar muhakkak vardır ama hangisidir, nedir, nereden başlatmak gerekir sizce? Tabii bunun dozajına göre belki bakmak lazım. Daha ilk dönemlerden itibaren hanedan içerisinde bir taht rekabetinin yaşandığını biliyoruz. Bu taht rekabeti çerçevesinde aynı zamanda doğrudan doğruya baştaki hükümdara karşı da bir takım arka planda bir takıma böyle şeyler, tertipler kurulduğu da çok açık olarak bilinmektedir. Ama genellikle bu durum biraz belki bu 16. yüzyıldan itibaren başlayan süreçte daha ziyade hep karşımıza çıkıyor büyük olaylar. Ama bunun da sebebi muhtemelen o dönemdeki kaynaklarımızın bize yeterli ve bol bilgi vermiş olmalarından belki neşet ediyor. Yani daha Osmanlı tarihinin ilk beylik döneminde Osmanlı amcası Dündar'ın mesela bir taht rekabeti içerisine girdiklerini biliyorsunuz. Dolayısıyla Dündar'ın amcası Dündar'ı Osman'ın ortadan kaldırması keyfiyeti beylik rekabeti açısından ortaya çıkmış olan bir hadisedir. Onun ardından 1. Murat dönemine doğru geldiğimizde özellikle onun hemen ardına Kosova Savaşı'nda 1. Murat'ın vefatıyla beraber orada şehit olmasıyla birlikte başlayan süreçte gene çok ciddi bir taht rekabetinin yaşandığı malumdur. 1. Murat döneminde keza onun oğluyla Savcı Bey'in problemi vardır. Hem Bizans İmparatoru'nun oğlu, ikisi bir babalarının tahtına göz koydular vesaire. Yani aslında böyle bakıldığında çok ince ince çok ciddi büyük olayların varlığını biz tespit edebiliyoruz. Mesela unutulan çok önemli bir olay da 1. Murat'ın Kosova Savaşı'ndan sonra vefatıyla beraber başlayan o çok zor süreçtir. Çünkü iki oğul arasında, yani Yıldırım Bayezid'in aniden tahta çıkışı, Yakup Çelebi'nin katli olayları gerçekten burada başka faktörlerin, daha doğrusu başka ekiplerin de devreye girmesiyle beraber tam bir taht krizine dönüşmüş gibi gözüküyor. Bu kaynaklarımıza çok açık olarak belli olmamakla birlikte biz bu konuyla alakalı olarak özellikle farklı kaynaklardan edindiğimiz bir takım imalardan yola çıkarak böyle bir düşüncemiz söz konusu olabilir. O kadar ki bakınız mesela 1. Murat'a karşı özellikle Yıldırım Bayezid'in
Ve karşı tarafta da onun karşısında bulunan Lazar'a karşı oğlu Lazarevich'in birlikte bir komplo kurma teşebbüsüne dair çok bazı karineler söz konusu. Bununla alakalı bu Bezmürezm adlı Kadı Burhanettin'in tarihini yazan bir müellif var. Onun tabii Osmanlı karşıtı bir eser olmakla beraber burada bu konuda çok ciddi bir ima var. Yani Yıldırım Bayezid'in babasının tahtına göz koyduğu şeklinde bir çıkarım buradan yapılabiliyor. Ve bunu daha da ileri götürmek suretiyle bazı tarihçiler çok ciddi bir şekilde bu görüşü iddia ediyorlar. Yani Lazarevich ile efendim Yıldırım Bayezid'in arasındaki bu ilişki ve çünkü daha sonra da Lazarevich Yıldırım Bayezid'in çok güvendiği hatta en son Ankara Savaşı'nda bile yanında bulunan bir müttefiki olduğu veya vasali olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla evet tabii. Dolayısıyla bu gibi gelişmeler doğrudan doğruya sultanı hedef alan ama hanedanın bizatihi kendisine alakadar eden meseleler olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada önemli olan hanedanın kendi içerisindeki rekabettir. Şöyle diyeyim, bir hanedana mensup olan bir bey, sultan, hükümdar ve onun tahtı çerçevesinde oğulları ve kardeşleri arasındaki rekabet. Yani onun dışında herhangi bir alternatif bir idarenin olmasıyla alakalı henüz daha devreye giren bir husus söz konusu değil o dönemlerde. Yani Osmanlı Hanedanı Osman Bey'le beraber başlayan süreçte adeta vazgeçilmez bir yere sahip oldu. Bunun kökenleri nereye kadar iniyor? Bunu aslında gerçekten çok merak edilecek bir husus olarak söylemek lazım. Çünkü düşününüz Osman Bey var ve yanında onun gibi çok kuvvetli silah arkadaşları var. Şimdi bu insanlar her biri aşağı yukarı aynı pozisyonda olan insanlardır. Ve taht için neden Osman Bey'e karşı beyliği ele geçirmek yolunda bir faaliyette bulunmadılar? Keza Orhan Bey döneminde bu kuvvetli uç beyleri neden bu kadar çok güç ve şaşa sahibi iken Osmanlı Hanedanı'na karşı herhangi bir harekete geçmemiş olabilirler. Bütün bunlar aslında birer soru işareti. Bunun cevabı muhtemelen yani kesin olmakla beraber var. Şüphe yok ki. Bu tabii Osmanlı kaynaklarına baktığımızda Osmanlı kaynakları hanedanın bu anlamda meşru zeminler içerisinde herkes tarafından nasıl kabul edileceğine yönelik bir takım argümanlar geliştirdiler. Bu argümanlar çerçevesinde mesela Osman Bey için Kayı boyuna mensup olma meselesi, Oğuz boyu geleneğine sahip olma meselesi, bütün bunların içerisinde Oğuz boyları içerisinde Kayı boyunun ön plana çıkmış olması keyfiyeti. Dolayısıyla karizmatik bir lider olma vasfıyla beraber sivrilen bir şahıs var ve onun beyliğini sorgulanmaması konusu. Yani dolayısıyla bu gibi şeyler, bir takım argümanların daha sonraki dönemlerde özellikle bu konuların çok daha ön plana çıktığı 15. 16. yüzyıl kaynaklarında çok açık bir şekilde bunlara vurgu yapıldığını biliyoruz. Evet. Peki şimdi sizin şu ana kadar anlattığınız mesele aslında temelde baktığımızda birkaç noktayı bize işaret ediyor. Bir aslında Osmanlı tarihi boyunca baktığımızda iktidara yönelik olarak sürekli bir çatışma, bir sürekli bir çatışma demek de doğru değil ama bir iktidar mücadelesinin zaten bir kendi içinde bir doğallığı olduğu meselesi. Bunu görüyoruz hanedan mensupları arasında. Ama ikinci bir nokta yine sizin vurguladığınız o hanedana yönelik olarak bir kabul söz konusu teba tarafından. Evet. Hatta başlangıcına döndüğümüzde sadece teba değil hemen hemen aynı koşullarda olan diğer uç beylerinin de onlara tabi olması, o hanedanın üstünlüğünü kabul etmesi meselesi söz konusu. Şimdi biz hanedan içi tartışmaları bir tarafa bırakırsak, size göre çok kısa rica edeceğim. Dışarıdan bir etkiyle, bir Yeniçeri ayaklanması, bir halk ayaklanması vesaire ya da bir saray içi ekibin kendi hareketiyle ilk hal edilen padişah kimdir mesela diye düşünebiliriz. Yeni bir bakış açısıyla bakarsak. Şimdi tabii bu 17. yüzyılı beklemek lazım bunun için. 17. yüzyıl döneminde özellikle 1. Ahmet'in malum vefatıyla beraber başlayan süreçte şimdi 2. Osman'ın tahta çıkışı, 1. Mustafa'nın hal meseleleriyle beraber gerçekten Osmanlı tarihinde o zamana kadar görülmeyen olayların başlangıcı söz konusu oldu. Yani daha önce böyle bir şey yok. Bildiğimiz kadarıyla bir tek
oğlunun lehine tahttan çekilen 2. Murat var ama o malum geçen Fatih programında konuşmuştuk. Uzun uzun farklı konuştuk, şartları evet. vardı. Ama burada durum çok değişik. İlk defa hanedanın babadan oğula intikal eden o sürecinde bir kesilme söz konusu oluyor. Bir şeyden sonra yani Ahmet'ten sonra tahta geçebilecek yaşta efsafta oğul olmasına rağmen birdenbire kardeşi Mustafa'nın tahta geçirildiğini görüyoruz. Hemen ardından da çok vakit geçmeden bunun cünün hali söz konusu olduğu için de tahttan indirilmesi vaki oldu. O noktada bakıldığında yani aslında Osmanlı saltanat sisteminde de mühim bir farklılık söz konusu oluyor. O dönemin kaynağında mesela Hasan Beyzade'yi okuduğunuzda tam da o dönemin kaynağıdır. Yani sanki bu irsi olan bu hanedan değişikliği ve silsilesinin o dönemde giderek bir hallu akt gibi bir yani hanedanın başa geçecek olan seçen bir heyet varmış gibi bir intiba ile beraber bunun karşılandığını görüyorsunuz. Dolayısıyla burada çok ciddi bir kırılma dönemi yaşanıyor. Hı hı. Yani o dönem itibaren başlayan süreçte zaten hanedan, onu diye konuşuruz çok esaslı bir şekilde, çok etraflı şekilde anlatılması tabii, tabii. gereken konudur onlar. O dönemden itibaren başlayan süreçte artık güçlü sultan tipinin yerine hanedanın başında olan ve daha kutsi bir yere konulacak olan ama tek başına değil, hanedanın diğer üyeleriyle beraber devleti idare eden bir yapı, siyasi bir durum ortaya çıkıyor. Böyle olduğu zaman da bu mekanizmaların zorlayan vezirler ve vezir-i azamlar iktidar yarışı içerisinde rollerini devleti idare etme efendim vasıflarını çok daha ön plana çıkaracak bir yola doğru gitmiş oluyorlar. Aynı suali size arz etsem hocam. Yani hanedan içi kavgalar değil de dışarıdan etkilerle hanedan içi kavga her devlette var. Tabii tabii. O işte çok doğal olarak bulunuyor. Her zaman vardır. Ve her zaman da olacaktır aslında. Yani şiddeti azalır. Başka mekanizmalar, başka kurumlar toplumu yönetmeye başladığı ölçüde kuvvet grupları ortaya çıktıkça bu mesela çok büyük bir mali reform, zenginleşmeyle birlikte yeni bir sınıf çıkar ortaya Avrupa tarihinde olduğu gibi. Bunların hakimiyeti söz konusu olur. Başka türlü yapılanmalar ortaya çıkar ve saray kavgaları ortadan kalkmamakla birlikte toplumdaki geri planda kalan tayin edici unsurlardır. Ve tabii gene bu gibi toplumlarda da her zaman için saray kavgalarının dışında da başka türlü ayaklanmalar vardır. Bunlar çok önemlidir. Bizim Osmanlı tarihinde bu tip ayaklanmalar Doğu Avrupa'da, Rusya'da, İngiltere'de, Fransa'da olduğu kadar yaygın ve belirgin değil. Yani mesela bizde hep Celali karışıklığı diye gidiyor. Bir müddet de buna böyle bir tür siyasi görüş ve literatür çok yatkın. Sakın orada Mustafa Aktağ hocayı anmayın. O yanlış kitabı okumayanlar onu öyle yapıyorlar. Tam aksine oradaki kargaşanın hiçbir şekilde sınıfsal kesitinin kuvvetli olmadığı, daha doğrusu sınıfsal kesitin vaziyetlenişinin, gruplanmasının belirgin olmadığı görülüyor. Yani iki tarafta da paşalar kavga ediyor. İkisi de beyler beyi. İkisinde kapı kulu askeri birbirine girişmiş ve onlar onun kapı kulu askeri. Ve onların karşısında köylüler iki taraflı olmuş. O köylülerin bölünmesi muhtelif nedenleri var. Ve arada da günün birinde bunlar artık eşkıyaya giden hareketler oldukça halk tipi, o eşkıyaları bastıracak devletliler çıkıyor. Yani 90 küsur yaşındaki bir kuyucu Murat Paşa. Şimdi bizimkiler böyle okuyunca adama bak ya, neredeyse 1,5 ayağı mezarda da hala adam kesmeye çıkmış diyor. Çıkıyor çünkü o mistik bir inanış. Yani o adam orada nizam alem için çıkıyor. Ata binmeyi beceremiyor biliyor musunuz? Yani çok ileri yaşlarda mafsal romatizması falan çok iyi süvari olsan bile ata binemezsin. 80 yani. Yaşlarında o sırada aşağı kaldırırlar.
Fakat atı tutsa bir şey yaparsın yani, süvarisin. Hiç yorulmazsın. Bütün Anadolu'yu taramıştır. Yani müfettiş paşalar bunlar aslında. Bu bir müessese. Ve müfettiş paşaların en sonuncusu da Anadolu'yu düzeltmesi için gönderilen Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa'dır. Hayır, Mustafa Kemal Paşa'dır. Tabii o düzeltmeyi kendine göre yapıyor. Ayrı bir dünyanın sözcüsü, bir geleceği tayin eden olarak. Bu bütün dünyada böyledir, karışıktır. Yani mesela Pugaçov ayaklanmasına bakarsın, değil mi? 18. yüzyıl, 2. Katerina devri. Bunun içinde aristokratlar bile var. Ve hatta daha tuhaf Müslümanlar var. Tarakanova diye bir başka Türk aristokrat bir kadın. Belirgin şekilde böyle eyaletlerin şeyleri var. Ve hükümdar olarak öyle bir iddia ile ortaya çıkan adam, bak katiyen ben halk kahramanıyım, halkın çocuğuyum diye çıkmıyor, ben 3. Petro'yum diye çıkıyor. Öldürüldüğü söylenen 3. Petro'yum diye çıkıyor ortaya. Ve son zamanda onun için çok güzel bir neşriyat yapıldı, burada yok elimde maalesef. Bu ferman falan yazıyor aklınca, böyle bir çocuk şeysi gibi gösterirseniz. Böyle bir yazılar, böyle yazılar. Bu ne falan diyen etrafındakilere ben Almanca yazıyorum diyor. Çünkü kendisi Almanya'dan gelen bir çar ya Petro, yani orada yetişen bir şey. Değişiktir bunun yapısı. Ama böyle çok belirgin bir sınıfsal yapılı ayaklanmalar Avrupa tarihinde ne zaman bitti? 1520-21. Macaristan, Almanya, o büyük bir camia. Başlarında küçük aristokratlar var. Doşa gibi. Veya yeni dinin aşırı temsilcileri var. Luther değil de Thomas Münzer var mesela. Böyle çok enteresan. Burada da tabii gene dramadan dikkatle kaçının. Çünkü drama Thomas Münzer'i başka türlü yazıyor, yazabilir. O onun kendi. Orada da Celali isyanlarında vurguladığınız gibi bir sınıfsal durum atfedilmeye yani, çalışılıyor yani, Münzer'e de. Şey mesela çok büyük bir eserdir bence. Nazım Hikmet'in ki ama Şeyh yani Bedrettin lütfen işte. Ondan Şeyh Bedrettin olayını değerlendirmeyin. Egmont'la da kalkıp mesela hiçbir zaman Hollanda ayaklanmasını değerlendiremezsiniz. Çünkü Egmont ödleyen biridir. Öyle bir herif değildir o. Onu Goethe öyle göstermiş. Üstüne Egmont uvertürleri falan. Öyle müzik dünyasında. Yani bunlar yazarın ve sanatçının kendi hürriyeti. Bizdeki Osmanlı kavgasında dediği gibi 17. asırda bambaşka sebepler, çünkü artık iktisadi sebepleri biliyoruz. İspanyol enflasyonu bizde geç geldi. Yani 16. asrı döndü. 17 falan aşağı yukarı 16'nın dönemecinde hissedilmeye başlanıyor bilindiği kadarıyla. Kolay yürümüyor yani o gümüş altın tutarsızlığı. Mal talebi karşısında arzın yetersizliği falan yavaş yavaş yürüyor. Bu tip karışıklıklar haricinde zannediyorum bizdeki 17. asır doğrudan doğruya artık bir takım kuvvetlerin, yani Osmanlı cemiyetindeki başta ordu olmak üzere daimi ordu, kapı kulu askeri artı ulema ve devletlerin kararıyla oluyor. İşte 2. Osman gitti, 1. Mustafa gitti. Maalesef 2. Osman biraz yüz karası bir şekilde giderildi. Feci bir olay. Sultan İbrahim'inki de pek adilane bir giderme sayılmaz. 4. Mehmet tam bir uzlaşmayla giden biridir. Kendi de dahildir buna. Bize siyaset var mı diye sormuş. Yok deyince gitmiş Şimşirli'ye oturmuş işte sarayın üstünde. Siyaset nedir onu da söyleyelim yani. Siyaset idamdır. Bize siyaset var mı diyor. Öyle bir şey olmayınca Şimşirli'ye gidip oturuyor. Yani o Şimşirlik'te de hele şimdi bizde sarayın duvarları bazen terlemeye başladı.
yeni bir restorasyon gerektiriyor. Şimdi bakarsan çok şiddetli ama o zaman o kadar değilmiş orada oturmak. Ama oldukça dar bir mekandır. Evet. Bütün Şimşirlik bu stüdyo kadar var ancak yani. Çıkmamak üzere orada yani. Dördüncü safha asıl o önemlidir. 18. asırdır. Elimizde maalesef kendi ve kaynamelerimizden başka bir şey yok. Ve öyle zannediyorum ki 19. ve 20. yüzyılın Osmanlısı ve Türk'ü münevveri bu ayaklanmaları bir şekilde anlayamamış değerlendirirken yahut anlayamamış demeyeyim de başka türlü bir yaklaşım göstermemiş buna ciddi. Bunlar çok enteresan olaylar. Çok enteresan olaylar. Mesela 1703 Rıfat Ebu'l-Haç, bu Amerikan Filistinlisi bir tarihçi. O inceledi. Çok fazla modeller var işin içinde yani Amerikan tarihçiliğinin uygun şeyi ama ilginç yaklaşım. Sonra bu Lale Devri'ni bizimkiler inceledi ve inceliyor. Galiba bir talebeniz var şimdi. Sonra 1803 ve 8 dediğimiz 3. Selim, Nizam-ı Cedid, 2. Mahmut ve Senedi İttifak olayları. Bak bu mesela o zamanki Avusturya İmparatorluğu'nun Çek asıllı bilginlerinden, Türkologlarından Baron Ottokar Schlechter'ın Şehrat'ın eseri. İstanbul'da ayaklanmalar, ihtilaller diyor. Buradaki revolüsyon bildiğimiz revolüsyon değil. Türkçe düşünmüş. İhtilal, karışıklık anlamındakini öyle çevirmiş. Bu 1882 basımıdır. Çok ilginçtir. Yani Türk belgelerini ve yabancı belgeleri değerlendiren. Bu mesela bu İstanbul'daki ayaklanmalarla Türk modernleşmesini bağlıyor. Çok en ilginç. Aynısını hocam işte konuşuyorduk ki hani bir sosyoloji ekolü var. Niyazi Berkes de tam o çerçeveden değerlendirerek ifade ediyor modernite çabaları çerçevesinde. Şimdi 18. yüzyıl ayrıca değerlendirilmesi gereken çok önemli bir dönem. Yine az önce buyurduğunuz İspanyol enflasyonunun da artık net biçimde ekonomi üzerinde etkisini göstermeye başladığı bir dönem. Fakat biz yine bir geriye dönelim yani 17. yüzyıla bir dönelim. 17. yüzyılda bahsetmiş olduğunuz Osmanlı toplumu içerisinde artık gayet net biçimde ortaya çıkan kurumlardan yani kapı kulu, ulema ve diğer kurumlar. Bir o dönemin temel yapısını, özelliklerini biraz analiz edebilir miyiz? Ne durumdaydı ondan mesela? Ordu ne durumdaydı? Bu. Yani bunlar hukuken oluşmuş sınıflar değil. Türkiye'de hukuken tarif edilmiş sınıflar yok. Yok yani tabii. Onu bilin. Zaten o yüzden de kimse kendisine o tip bir şecere çıkarmaya kalkmasın. O olsa olsa bir tek padişah sülalesi için söz konusudur. Bir de söylenene göre Konya'daki Çelebiler için yani Mevlana soyu için bilemiyorum. Kendi incelemediğim şey için hüküm veremem. Fakat öyle bir Avrupa tipi bir kristalleşmiş sınıflar yoktur. Hukuken tarif edilmiş değildir. Yani şimdi bir Macar aristokrasi için diyor ki, ha diyor bunun evrakı diyor Eger Kalesi'nde diyor, kasada yani şeceresi. Çünkü o bir imtiyaz. Mesela Rusya'da bile değişir sınıf. Sirkülasyonu çoktur. İngiltere gibi değildir. Dolaşımı daha hızlıdır. Alt tabakalarda girebiliyor bazen üst tabakaya. En çok verdiğim örnek şu. Lenin ve kardeşi uslu otursalardı dördüncü nesil yüksek memurlar olarak onlar da aristokrat olacaklardı. Yani Liçin'i var yani ihtilali tercih ettiği iki gençti. Bu Ulyanov ailesi değil mi? Böyle şeyler var. Bazı dolaşımla geçen. Ve bunlar ama tarif ediliyor. Ve bunların belirli imtiyazları var. Yurt içi seyahate varıncaya kadar.
Yani Rusya'da birinin vilayetten vilayete gezmesi bile sırf komünist devirde Stalinist uygulamalarla limitlenen bir şey değil. Çar devrinde de vardı o. Avrupa'ya pasport alıp gitmek öyle çok zor işte ama aristokrasi daha rahat gezer bu sınıflar. Efendim çocuklar okula gider, orduya ona göre girer. Kızlar okula, Smolny Institute. Bu Avrupa'da da böyle, bizde bu yok. Onun için bizde sınıf ihtilalleri falan dediğiniz zaman çok tedbirli yanaşmak lazım. Bütün mühim mesele bürokrasinin iktidarı, o iktidarın kullanılışı ve bunun etrafındaki itiş kakıştır. Bunun en hazin örneği hiç şüphesiz ki 3. Selim'e Boğaz yamaklarının yani Karadeniz'den gelenlerin ve başlarında da Kabakçı Mustafa, Doğu Karadenizli Boğaz bekçileridir bunlar. Onların başlattıkları ayaklanma, bu çok tuhaf bir şeydir. Bu tabii ki bütün müesseselerin dışında bir eğilim. Yani Celali ayaklanmalarındaki paşalara falan da benzemiyor. İpşir paşalara falan da benzemiyor. Bu 1808'de aynı olayın üstüne gelen Bayraktar Mustafa Paşa, Alemdar Mustafa Paşa mesela. O da merkez bürokrasiden değil. Eyaletlerde, Ayan eyaletlerde yeni türeyen bir ara sınıftır, tasdik edilen hukuki varlığı ancak 19. asır sonunda tasdik edilen yeni bir sınıftır. Mevcudiyetlerini nasıl ispat etmişler? Viyana bozgunundan sonraki Rumeli'deki keşmekeşi düzen altına alan mahalli şeyler, lordlar demeyeyim de buna becerikli önderler. Bunlar ayan diye biliniyor. Vergi meselelerinde aracılık yapıyorlar. Devletle halk arasında şeylik yapıyorlar. Çok da ilginç insanlar. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın daha sonra başka bazıları için dediği şey var. Hiç yazılmadı, hep söylerlerdi. Ben bunlarla çok uğraşırım demiş. Halkı arkalarına alır, devlete karşı çıkarlar. Devleti arkalarına alır, halka karşı çıkarlar. Bu bir yapıdır. Bu kristalleşmiş bir aristokrat sınıfın, sınıflar esasının yapısı değildir. Çok ilginçtir bu. Hatta bir anlamda bir parazit yapıya sahip parazitik bir... Parazitik de denmez çünkü bir fonksiyonu vardır. Yani bu adam... Başlangıçta evet ama 18. yüzyıldan itibaren artık... 18. yüzyılda adam orada iş yapıyor. Yani bu mesela bu Ayan medeniyetinin Anadolu'da yarattığı şeyler öyle kolay yutulur şeyler değil. Ben şeye baktım mesela sonunda bir arkadaşın bir eseri çıktı sanat tarihçisi ama Hakkı'nın bizim Çapanoğulları için yapmış. Yani adamlar köprü de yapıyor, cami de yapıyor, kilise de yaptırıp tamir ediyor şimdi. Böyle bir tipler bunlar. Çapanoğulları Yozgat'ta hakim. İşte ne bileyim Kara Osmanoğulları Manisa civarında falan. Kotal Halilzadeler mesela Maraş civarında. Efendime söyleyeyim bu Suriye'de böyle Türklükten falan türeme bir takım Araplaşmış hanedanlar var. Attasiler mesela, Atağları. Azımzadeler, kemik oğulları. Kalkmış gelmişler yani kemikzadeler. Azımzadeler yani Şam'ın hakimiydi herifler ve çok işler yaptılar o çarşı düzeni falan. Sonra Tanzimat'tan sonra o adamlar temizlenip itilince bu sefer gelen paşalar onların yerini alıyor. Derviş Paşa'nın şeysi var mesela, böyle bir semti var, sokak. Bütün orayı tanzim etmiş o yani. Şimdi Şam'dan ne kaldı artık elimde bilmiyorum bu bombalamadan sonra ama yakın zamanlara kadar bu görülen bir şeydi. Son derece enteresan. İngilizcesi lane yani bunun. Hatta böyle Chancery Lane falan derler ya, Baba Ali mıntıkası gibi. Böyle şehirde semtler yaratma var. Bunlar arzidir. Fakat fonksiyonları vardır bunların. Ve bir şeyi düzenleyerek çıkarlar. Bu fevkalade enteresan.
böyle toplumdaki ayaklanmaların yapısı değişik. İşte bu dikkatini çekmiş insanların. Yani bizimkini çekmemiş. Çünkü biz o problemin içinde yaşıyoruz. Bir problem olduğunun farkında değiliz. Halbuki bunlar için bu değişik bir görünüm. Çünkü bunu yazan adam bir Çek Avusturya aristokratı, baron kendisi. Bunun bildiği sınıf dünyasına, heraldik yapıya çok aykırı şeyler alıyor. Kim bu Mustafa Paşa yani? Kalkıyor, geliyor, padişahla birdenbire bir sözleşme yapıyor. Yok ki böyle bir şey Osmanlı tarihinde. Ama yapıyor. Tabii bu bizdeki anayasa hukukçularının pek yüzeyden bildikleri gibi bir hikaye de değil. Çünkü onlar diyor ki ilk defa senedi ittifak bizde geldi. Allah 1208 Magna Kartası gibi bir şey. Allah'ım. Kaç tane senet var be? Kaç tane var böyle? Biraz arşive girseniz bunun gibi ne kadar şeyler görüyorsunuz yani. 30 yıl oturmanıza da lüzum yok. Bu ama bir gerçek anlamda bir mukavele devri başlıyor. Bu mukaveleler hiç şüphesiz ki Orta Çağ'dan beri devam eden Roma hukuku esprisi altında güya devam eden imparatorluklardaki sosyal kontratlar, sosyal mukaveleler gibi değil. Onların da bir işi nereye kadar götürdüğü fark eder. Yani ezbere konuşmayalım. Avrupa dediğiniz zaman onun içinde İngiltere başkadır, Fransa başkadır, Almanya, Avusturya başka bir şeydir. Rusya daha başka bir şeydir. Yani orada da öyle müşterek yapılı bir şey yoktur tam karşınızda. Bu da kendine göre bir dünyadır. Bu da mesela İran'da görünmez. İran'da görünmez. Orada başka bir yapılanma vardır. Şurası bir gerçek. İran Şahı, son Şah Pehlevi'nin ve babasının etrafında organize ettiği toprak ağları sınıfı. Ki bir zümreydi onlar. Osmanlı'da hiçbir zaman olmadı. Böyle bir şey teşvik de edilmedi zaten. Çok enteresan bir şey. İşte bu klasik dönem için mesela sizin dediğiniz unsurlara bakıldığında yani hanedan bir ölçüde hep çok baskın bir durum arz ediyor. Ama yine de kaynakların ifadesine baktığımızda yani hanedana karşı onun yerine geçebilecek olan bazı alternatif aileler söz konusu olabiliyor. Evet. Mesela bununla alakalı aşağı yukarı ilk bilgiler zannediyorum bu bir anonim Tevari Ali Osman'da vardı. Yani bir deniyor ki hani bu Osmanlı ailesi var tamam 15. 16. Evet. söylüyor. Peki bunların alternatifi yok mu? O zaman 3 tane isim sayıyorlar. Turhan oğulları. Evet. Namlış Beyleri, Evrenos oğulları sayıyor. Efendim. Ve bunlar Osmanlı Uç Bey olarak, güçlü Uç olarak Bey. İleride hanedanın yani sonra eğer giderseniz yapabilir anlamında söylüyor. Sonra başkasını sayıyor öyle. İlginç olan bir başka önemli husus tabii sizin de tabii çok iyi bileceğiniz gibi Osmanlı hanedanı gibi karşısında ondan da daha önemli bir seviyede sahip olan Kırım. Çünkü Cengiz Han'a dayanıyor Cengiz Han. Soyları. Yani zaten yani öyle Osmanlı Cengizi bir gelenek, Cengizi bir hükmetme anlayışı bu dünya üzerinde son derece önemli. Zaten bakıldığında yani bu Yıldırım Bayezid Timur çekişmesi Osmanilik ve Cengizilik haline dönüştü bir ölçüde bakıldığında. Yani Osmanilik vasfının ön plana çıkarılmış olması keyfiyetiyle beraber Yıldırım Bayezid'in bu şeyi onun karşısında Cengiziliği ön plana çıkardılar. İlginç olan bir şey var. Bu galiba Vakıat-ı Ruzmerre diye bu 17. yüzyılın sonlarında yazılmış olan bir kitap var. Bu biraz geriye doğru dönük bir şekilde böyle bir şey yapıyor, bir mukayese yapıyor. Tabii o kendi döneminin problemlerini aslında tarihe geriye doğru yıkarak bir şey anlatmaya çalışıyor bize ama ilginç bir anekdot var orada. Orada ilginç olan nokta bu 2. Murat dönemine kadar iniyor. 2. Murat döneminden bir örnek gösteriyor. Diyor ki bir hikaye var burada. Bu hikaye de Tatar Hanı 2. Murat'a karşı Ali Cengiz Kadin'dir diye davayı saltanat eder diyor. Efendim bunun üzerine Murat kalabalık askerleri karşısında bunlarla savaşacak. Fakat önce soruyor anlamsız çünkü niye savaşalım?
diyor ki onun üzerine bu işi halledebilmek için diyorlar için bir araya gelelim. İkisi arasında güreş olsun. Kim galip gelirse, kim güreşi kazanırsa o saltanat ona ait olsun. Onun üzerine ikisi güreşiyorlar. Burada bir nokta daha var, çok önemli. O güreş sırasında görünmez olan Mevlevi dervişleri 2. Murad'a yardım ediyor ve galip gelmesini temin ediyorlar. Tabii hikaye bu. Hı hı. Fakat tabii altına bakıldığında çok derin anlamları var. Mevlevi Şeyhi normal olarak meşruiyeti sağlayan önemli bir nokta ve aynı zamanda da onun karşısında... O zaman ben sorumu sorayım, biraz daha net olarak ortaya çıksın bu durum. Şimdi bu özellikle işte 17. yüzyıldan itibaren işler değişmeye başladı dedik. Onu bir konuşacağız, neler değişti ama Osmanlı tarihinde siz de buyurdunuz. Sadece bir kere gündeme geliyor. Başka bir hanedanın, Osmanlı hanedanı dışında başka bir hanedanın iktidara gelmesi meselesi. Onun dışında bu neredeyse hiç tartışma konusu edilmiyor. Ve yani Avrupa tarihi dahilinde de baktığımızda herhalde en uzun süren hanedandan bahsediyoruz, değil mi? Osmanlı hanedanından bahsettiğimizde. Bunun arkasındaki gerekçeler nelerdir peki? Şimdi şöyle bakın bu... Şimdi Osmanlı Hanedanı'nın bu alternatifsizliği ve bu uzun efendim süre devam etmiş olmasının altında yatan sebepler içerisinde bizim bu çok tenkit ettiğimiz 17. yüzyıldaki gelişmelerin çok önemli rolü var aslında. Yani hanedanın kendisini dönüştürerek çok farklı bir yere doğru dönüştüğünü görüyorsunuz bir ölçüde bakıldığında ve bu anlamda bir kesinti olmuyor. Ancak hanedana karşı kendi içerisinde olan herhangi bir daha önceki sultanın oğludur bir müddet sonra veya hanedan mensuplarıdır. Ancak onlar bu anlamda bir rekabete girebilir veya saltanat makamına geçebilir. Ama bunun yanı sıra bu, ben onu söylüyorum. Yani bu idari mesele çerçevesinde bunlar hiç olmamış da değil. Olmamış da değil. Çünkü zaman zaman bunların tartışıldığını da görüyoruz. Yani bu problemli devrelerin bir eseridir. Ve tabii bu daha ziyade de yine sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi 17. yüzyılda ortaya çıkan mesele olarak karşımıza çıkıyor. Peki kimler bunlar? Kimler olabilir bunlar? Bunlar böyle büyük aileler hadi olamayacağına göre olsa olsa padişahların kızlarıyla evli olan vezirler. Bunların damatlar, damatlar. Köylü. Evet, ama bir ölçüde bakıldığında bunlara yönelik olarak kaynaklarda çok ciddi atıflar var. Özellikle 17. 16. sonlarında ve 17. başlarına ait olmak üzere. Fakat ilginç olan bir başka nokta da tam bu sırada ortaya çıkan başka bir husus da ulema. Çünkü önemli ulema aileleri var, bunu unutmamamız lazım. Bunlar görünmeyen şeyler aslında. Yani Uçbey aileleri, önemli Uçbey aileleri ve ulema aileleri. Etkileri itibariyle sanki böyle görünmez gibi görünüyorlar. Yani kaynaklarda biz bunu göremiyoruz. Arka planda kalmış gibi görünüyorlar. Ama çok ciddi bir fonksiyonları olduğu çok açık. Yani bu iktidarın belirlenmesinde vesairede. Dolayısıyla bütün bunları bir arada düşünmek lazım. Bizim karşımızda birdenbire hani İlber Hoca'nın bahsettiği gibi 18. yüzyılda bu aynı aileleri geliyor ama ondan öncesinde de bu kabil kendilerini göstermeyen bir takım, yani daha doğrusu kaynaklarda görülmeyen insanlar var. Büyük aileler var. Bu 17. yüzyılın aşağı yukarı ikinci yarısından itibaren başlayan süreçte ilk defa bunların adları yavaş yavaş zikredilmeye başlanıyor. Mesela bunlardan bir tanesi şeyler, bu Civan Kapıcıbaşızadeler diye geçen aile. İbrahim Hanzade ailesi, ki İbrahim Hanzade ailesi malum şeyin Sokolu Mehmet Paşa ile şeyin İsmail Sultan'ın ikinci Selim'in kızı İsmail Sultan, evliliğinden doğan İbrahim Han diye geçer ve onun ahfadı. Onlar. Büyük aile oldular sonra. Bu Kelebi bunlar yani. Evet. Beyzade evet. Hanedandan çıkan hanedan soyu. Civan Kapıcıbaşızadeler mesela, onlar da ilginçtir. Civaniler. Civaniler, Mehmet Paşa. Civaniler, Civaniler bunlar. Yok, onlar da şöyle ilginç hikayeleri var bunların da. Rüstem Paşa ile Mihrimah'ın soyundan geliyorlar. Onların kızı Ayşe Sultan'ın şeyleri bu, torunu. Hı. Mehmet Paşa. Dolayısıyla oradan olan çok zengin, bir de o kalmış bir tek. Sonra Vezir-i Azam oluyor bu şey zamanında, Sultan İbrahim zamanında. Ve çok zengin aile bunlar.
ve tabii ki Köprüzadeler. Yani bunlar kaynaklara direkt adları geçen Köprüzade ve ayanlık meselesinin çok öncesinde zikredilen aile grupları. Köprüzade'nin ilme dönemi. Yani Köprü Mehmet Paşa okuması yazması olmayan bir yer içeri. Yani iki tane büyük başvezirimiz var. Biri Kara Mustafa Paşa, kemankeş olanı, menzifonlu değil. O son Sultan İbrahim'in katlettiği bir siyaset ettirdiği çok değerli bir devlet adamıydı. Camisi ve külliyesi de Menderes devrinde kalktı İstanbul'dan, Bayezid'den. Okuma yazma bilmeyen çok değerli bir devlet adamıydı. İkincisi Köprü Mehmet Paşa'nın kendidir. Ama çocukları da tam aksine derin bilginlerdir yani Fazıl Ahmet Paşa'mız. Bizim köprülü oradan kız yoluyla geliyor. Baba tarafı yoluyla Kıblelizade. Yani Kıblelizade köprülerin kızını almış. Ulema kısmı bunlar. Hı hı. Böyle aileler var. Fakat orada bakın şeyler var. Mesela bu Cigalo. Civan Kapıcızade dedim ben yanıldım. Cigalazade, Cigaloğulları. O Kont Cigalo. Yani İtalya'da belirli şehirlerde hatta Cigalo'nun semtleri var böyle lehinleri. Lecce'de falan. Bir korsanlık vakası var. Müslüman bir kadın yağmalanıyor. Kont Cigalo tarafından. Saraylı bir cariye galiba. Ve çocuk annesinin tesirinde büyüyor yani. Tekrar bize esir düştüğü zaman hazır zaten Müslüman olmaya. Rivayet o ve Hammer'den bu. Fakat sonra o annesini almak istediği zaman dönmedi artık. Çünkü öbür kardeşlerim var dedi. Bu işte bildiğimiz Cağaloğlu. Öyle şeylerimiz de var. Yani mesela Sokolovic'in kendisi önemli bir ruhban ailesinden. Mahmut Paşa öyledir. Herkes illa köyden devşirilme değil. Aksi de var. Var bunlar var. Sonra devletlerin arasında da herkes illa kapı kulu değil. İşte Üsküdar'daki Şemsi Paşa İsfendiyaroğullarından. 19. asırda Germiyanlı vardı mesela. Zülüflü İsmail Paşa o soydandı. Bir rivayete göre padişahın soyudur. O biraz karışıktır anlatması. Yani bu yapılanmalar vardır. Bir aristokrasi fiilen vardır. Kendi içlerinde evlenmeye hazır, paralı yaşayan ama erimeye çok müstahittir. Ve hukuki hiçbir mesnedi yoktur. Yok, evet doğru ama mesela nereden göreceğiz bunları, nasıl göreceğiz? Kaynaklarda bunları göremiyoruz. İşte, göremeyiz, yani, bulduk. Okudukça çıkar. Şeyde çıkıyor yani mesela arşiv belgelerinde yahut işte yaptığınız mukata kayıtları var mesela. Şimdi mukataları kimler alıyor? Zengin bir para kaynağı olması lazım bunun için. Oradan görüyorsunuz yani bu zenginliğin nelerde olduğunu. Kimde olduğunu. Teklifler veriliyorlar. Kim olduğunu oradan tespit edebiliyorsunuz. Bunlar kimdir? Keza aynı şekilde vakfiyeler var mesela. Tereke kayıtları var. Muazzam serveti olan insanlar var. Bunlar tereke kayıtları, miras kayıtları, malı mülkü nedir onları gösteriyor çünkü orada. Mesela büyük çiftlik sahipleri var. Mesela biz bunları hiç bilmiyoruz. İstanbul civarında büyük çiftlik sahipleri var. Yani baktığınızda bayağı malı mülkü var adamın. Yani bir anda miras, milyarder çok tevarüs eden insanlar var hala. Bir geçen de yine okudum bir sicil kaydında gördüm. Bir Bostancıbaşı var, vefat etmiş. Bir çiftliği var. Yani serveti dudak uçuklatacak kadar yüksek miktarda. Çoluğu çocuğu da olmamış tabii devlete gidiyor önemli. Şimdiye kalanlar çok para ediyor. Aynı şekilde şey de var böyle işletme, özel işletme yapan mesela bu gemi sahipleri var. Gene biz bunları görmüyoruz mesela kaynaklarda. Çok zengin büyük tüccarlar bunlar. Müslüman çoğu. Ve büyük ticaret yapıyorlar. Gittikleri yerler şeye giden, Avrupa'ya gidenler efendim şeye yine İran işte daha uzak Orta Asya'ya gidenler, ticareti yapanlar var. Bir şey vardı bizim bir arkadaşımız bunu çalıştı. Bir ekmekçi başı var Nurettin. Peksimetçi başı adam müthiş. Bir girişimci.
mesela hakkında bir de kitap kaleme aldı. Yani dedim bunları biz yani görmediğimiz ama kaynaklara indiğimizde bir takım verileri ortaya koyabileceğimiz bir unsur gibi gözüküyor. Yani çok biz hemen böyle çok genel değerlendirmeler yapılıyor Osmanlı hanedanı ve tarihi hakkında. İşte patrimonyal idare sistemleri sadece hanedanın kutsi bir yere oturduğu bir devlet sınıfların hiç yani sınıf demeyeyim de daha doğrusu onu zorlayabilecek herhangi bir şey yok. Zümrelerin mevcut olmayışı falan. Yani böyle bir şey yok. Yani görüldüğüne göre. Hı hı. O bakımdan bize kronikler aldatmasın. Hı hı. Kroniklerin dışında arşiv belgeleri hep ve fikirleri lazım. Onları ortaya çıkarmak lazım. Yani şimdi reklama az bir vakit kaldı. Neye? Reklama evet. Gideceğiz de 1-2 dakika içerisinde sözler kesilmesin diye. Modern şeylere 19. asır, 20. asır darbe ve şeyleri ne bilmiyorum nasıl geleceğiz ama işte böyle. Tamam ama en azından yani şurada şu konuştuğumuz bölümde şunu tespit etmiş olduk. Bir kere 17. yüzyıldan itibaren başlıyor aslında bizim bu bahsettiğimiz biçimde iktidara yönelik olan tehditler ve hareketler. Orada da baktığımızda Osmanlı Devleti'nin yapısı içerisinde var olan bir takım yapıları iyi tanımak gerektiği, bunların içerisinde kapı kulları, ulema, ayan, ifade etmiş bulunduğunuz büyük arazi merkezi sahipleri. Merkezi ordu önemli bir şey tabii. Merkezi ordu bir tabii belki onu konuşmak olan lazım. Yeniçeri merkezi ordu zaten isyanlarla 1700'lerin bağlantı olan ne belki zaten işte geldiğimizde en temelde ilk konuşmamız gereken nokta bak, Yeniçeri olması gerekiyor. Yeniçerilerini kaldırdı Strelitzleri. Kolay bir sabah hepsini astırdı bitti görünüyor. Bitmez. O ordu oldukça başka şey olur. Ondan sonra torunları ne hale geldi yani Katerina geldi kocasını oradan devirtti üçüncüyü. Peki. Çar Pavel gene aynı şekilde onun oğlu aynı şekilde gitti. Yani bu başka kuvvetler istiyor ordu. Orduyu elinde tutan hükümdar 19. asırda mutlak hakimdir ne olursa olsun. Tutamıyor ise orada bir gevşeme başladıysa istikbal yok. Yani bu sırf Osmanlı Devleti için değil, Avrupa için de öyledir. Tabii. Nitekim işte bilmiyorum ne kadar kaldı arkadaşlarım bana haber verecekler reklama ne zaman gidebileceğimizi. 17. yüzyıl başına geldiğimizde Yeniçeri Ocağı'ndan bahsedeceğiz. Ve Yeniçeri Ocağı'ndan bahsediyorken de kaçınılmaz olarak diyeceğiz ki yapmadıkları iş yokmuş aslında. Yani Yeniçeriler arasında farklı yavaş, işlere yavaş gelmeye başlıyor. Şimdi gidelim o zaman müsaadenizle bir reklam arasına. Reklam arasından döndükten sonra da isyanlar ve darbeleri artık biraz olaylar üzerinden tek tek konuşmaya başlayacağız. Altyapısını tamamlamış olduk. Molly'nin soyadı Lake miydi? Kim? Molly. Özele devam ediyoruz sevgili seyirciler. Şimdi Osmanlı'da özellikle bahsettiğimiz biçimiyle darbeleri, isyanları, ayaklanmaları hazırlayan koşulları konuştuk. Peki hocam size şöyle sorayım. Osmanlı tarihi boyunca bu anlamda baktığınızda sizin en çok önemli bulduğunuz, en çok kaderini değiştiren, en çok yapısını değiştiren darbe ya da ayaklanma hangisidir? İşte 18'de artık maalesef müesses nizama karşı direniş var. O enteresan bir şey. Yapılamayan bir devrim var. Yani beceremiyor 3. Selim Türkiye'si. Bürokrasi modernleşmeye başlamış. İlim modernleşmeye başlamış ve kurumlaşmaya başlamış. Teknoloji girmeye başlamış. Yani 18. asrın başlarında artık modern tıp giriyor. İsterse girmesin. Yani Viyana bozgununu yaşayan bir ordu klasik cerrahiyle ordusunu götüremez. Çünkü nizamı değiştirdin. Bitişik nizam harp ediliyor. Çok telef olur. Ve o telef ettiğini anında kazandırmak zorundasın. Modern cerrahi. At kullanıyorsun. Tank yok o zaman. Veterinerliğin mutlaka eski baytar rejiminden değişik olması lazım. Bu eczacılık getirir, bu kimya getirir. Bunların hepsi geliyor. Bunlar geliyor. Yani bilim tarihimiz
bunları tespit etmeye başladı. Geliyor ve kurumlaşıyor da. Kurumlaşıyor. Mesela bugünkü Galatasaray Lisesi'nin yerinde tıbbiye faaliyette o geniş sahada. Doktor Bernard falan gelmiş Avusturya'dan, değil mi? Bu daha sonraki de safı. İşte onun yanında oturuyor ot matematik, astronomi bilmem ne falan. Çünkü artık mühendis denmeye başlıyor topçu subaylarına. Böyle gelişen bir ordu. Burada başka şeyler girmeye başlıyor. Tıptı falan derken daha hala kapı kulu ordusuyla devam ediyorsun. Bu garip bir şey. Ve bunu kaldırmak isteyene onlar karşı çıkıyorlar. Bir takım başka kuvvetlerle işbirliğinde. O başka kuvvetler maalesef ilk sefada böyle ulema ve yeniçeri gibi görünüyor ama bir müddet sonra artık adam akıllı ayak takımına doğru gidiyor. Yani çünkü boğaz muhafızları alıştığımız askeri nizamın, müesses nizamın içinde yeri olacak bir kalabalık değil. Çok ilginç. Ve bunlara karşı da kim koruyor seni? Bambaşka yeni bir kuvvet giriyor. Ayanlar geliyor Rumeli'den. Geliyorlar, bir şeyle durduruyorlar. Ve Yeniçeriliğin kaldırılması onların işi. Yani o onu sıkıştırınca biliyorsun, sadrazam olan Alemdar Mustafa Paşa'yı bu sefer artık ikinci Mahmut kararını veriyor. Orduyu kaldırıyor. Kolay değil. Bizim dahi tarihçimiz, dahi hukukçumuz Ahmet Cevdet Paşa'nın muhteşem bir analizi var orada. Çok geniş düşünen biri. Söylerim hep bunu. Strelitzlerle Büyük Petro'nun 17. asır sonunda Rus Yeniçerilerini, tüfekçileri kaldırmasıyla bunun arasında bağ kuranlara cevaptır bu. Hammer gibi falanların diyor ki Strelitzler Rusya'nın sırtında bir ur idi diyor. Halbuki diyor Yeniçerilik Devleti Aliye'nin kalbinde seratan idi. O ne demek? Seratan, akrep, kanserin temsilcisi tabii. Kalpte bir akser, birini kazmak için her yere yayılır diyor. Bütün vücudu kazıyacaksın. Öbürü diyor ur keser atarsın. Devlet-i Aliye'nin reform çağını böylelikle izah ediyor. Yani sadece orduyu değil, mahalle karakoluna kadar, vergi toplayana kadar herkesi nasıl ıslahata götürmek zorundasın. Bu bir başlangıç tabii. Biz bunun üzerinde çok duruyoruz. Ve ondan sonra bu memleketin ordusunu kurmak çok zaman alıyor. Ve almasına rağmen iyi kuruyorlar. Peki Feride Hocam, politikanın dışında bir ordu kuruyorlar. Bu önemli. Ne zamana kadar? İşte 1900'lerin başına. 1800'ler. 2. Abdülaziz, 1. Abdülaziz'in sonuna doğru. 1. Abdülaziz demek doğru değil zaten. İkincisi yok. Böyle bir şey. Peki bu orduda özellikle, yani kapı kullarında, kapı kulu askerlerinde reform ihtiyacı niye hasıl oluyor? Ne durumdalar peki ve bozulmanın sebepleri neler? Şimdi tabii şimdi bu sultana bağlı, doğrudan doğruya onun hazinesinden maaş alan bir asker tipi, sultanın hasta ordusu meselesi aslında tarih boyunca devletler açısından son derece önemli bir nosyonu meydana getirdi. Çünkü bu kabil bir durum Osmanlılar'da mesela çok erken tarihte başlayan bir sistemdir bu, daha doğrusu. Ve bu sistemi Osmanlılar çok etkili bir şekilde kullandılar. Ve bu sistem biraz daha bürokratik anlamda da dönüştürebilecek bir çerçeveye de büründürdüler. Böyle bakıldığında mesela Avrupa ile mukayese ettiğinizde bu anlamda bunun oraya nispetle çok daha farklı ve oradan daha önce başladığını hemen fark edebilirsiniz. Daha 2. Mehmet zamanında bize bakarak şey yapmış, evet. Ya Matthias Corvinus. Onun gibi. Tabii ondan sonra evet. Kara Kartallar, ama orada iflasa götürdü hazineyi. Evet. Tabii ayaklanmalar çıktı, vergi şeysiz. Kimse para vermek istemiyor şeye, yani askere onu harcamak istemiyor. Sistem farklı. Ama tabii bu tehlikeli bir hale geldi. Mesela 2. Mehmet dönemindeki Buçuktepe olayı belki ilk önemli hadisedir. Yani sultanı kontrol edebilecek mekanizmalar bunlar. Çünkü iktidar mücadelesi sırasında onların kullanılması söz konusu olabiliyor.
Dolayısıyla bu şekilde bakıldığında Osmanlı tarihi boyunca klasik dönemden itibaren başladığımızda iktidarı tayin eden efendim ve iktidar üzerinde oyun oynamak isteyenlerin kullandığı bir zümre gibi gözüküyor bir ölçüde bakıldığında ve onların kontrol altına alınması son derece önemli gibi gözüküyor. İşte örnekler var. Yavuz Sultan Selim'in saltanata geçişi farz-ı muhal. Çok önemli bir fonksiyonları var Yeniçeri gruplarının bu anlamda bakıldığında. Onun ardından daha sonraki dönemlerde kontrol altına alındığı gibi görünüyor. Ve 17. yüzyıla doğru ilerlediğimizde de bu defa durum değişiyor. 3. Murat dönemine ve 3. Mehmet dönemine bakıldığında Yeniçerilerin devreye girmesiyle beraber meydana gelen bir takım merkezi ayaklanmalar vesilesiyle paşaların onları kullandıklarını ve kendi güçlerini orada ikame ettiklerini görüyoruz. Bu arada çok önemli bir olay vardır. Beylerbeyi vakası vardır mesela. Çok feci bir durum. Ondan sonraki gelişmelerle beraber başlayan süreçtir bunlar. Ve orada işte kızlar ağasının başı gitti vesaire falan. Bir takım kelleler istiyorlar. Ve bu alışılmış bir hale geliyor zaman içerisinde. Bu çözüm olabilir mi? Mesela ıslahat layihaları var. Bilirsiniz 17. yüzyılın başlarında bir çözüm bulamıyorlar. En fazla işte sayılar arttı. Sayılar niye arttı? Bunu belki konuşulabilir. Malum savaşlar sırasında tüfekli piyade askerine olan ihtiyaç sebebiyle bu kapıkulu askerinin olabildiğince sayısının çoğaltılması söz konusu olduğu zaman bu da bir problem teşkil ediyor. Bu sadece orada değil, taşraya yayılmış olan bir güç var aynı zamanda. Böyle bakıldığında tabii karşımda farklı bir manzara çıkıyor. Bunların tek çareleri, o dönem ıslahat yazarlarının tek öne sürdükleri şey, efendim bunların sayıları arttı, kanun zamanında şu kadardı, şimdi şu kadar oldular. Bunların sayısını biz azaltırsak, kanun dönemindeki uygulama geri dönersek, efendim bu şekilde bir başarılı kazanırız ve bunları zapturapt altına alırız. Ama köprünün altından çok sular geçti. Böyle dönme diye söz konusu olamaz artık. Bir daha böyle bir şey söz konusu olamaz. Şimdi Buçuktepe olayı belki de hani bu anlamda tarihe mal olmuş ilk önemli olay olarak düşünülebilir Yeniçeriler söz konusu olduğunda. Ondan sonra işte Sultan İbrahim, yani Yavuz'dan bahsettiniz. Yeniçerileri kullanarak aslında o da bir şekilde tahta geçiyor. Fakat daha sonra yine tarihte biliyoruz ki Mohaç da mı yanılmıyorsam, yok. Sefer sırasında kullanan Yavuz Selim Han'dır. Ama Yeniçeriler de Yavuz Selim'in çadırını kurşunluyor. O şeyde Çaldıran Sefer Çaldıran'da öyle rivayetler var. Çaldıran'da o rivayet var diyorlar. Evet. Yok, şeye de ayaklanıyor herif icabında sıkışınca. Çok tuttuğu Yavuz Selim Han'a da yani. Yani şeyler. Zaman içerisinde iktidarı sonra belirleyecek bir şeyleri var. Sultan İbrahim. Eğri'den dönen ordu, yani padişahın öldüğünden haberleri yok. Öğrendikleri an ayaklanıyorlar. Zaferle dönen ordu bu. Tabii. Sultan oldu İbrahim. Onun oğlu 4. Mehmet. Ondan sonra 2. Mustafa. 2. Mustafa. O da öyle gitti. O da mesela işte çok... 3 nesil. Üst üste aslında Yeniçeriler tarafından, Yeniçeri isyanlarıyla. Üç olur mu? Dört tane üst üste. Asıl tabii feci 2. Osman olayı çok önemli bir olay. Davut Paşa faktörü var orada. Yeniçerilerin kullanılması orada çok açık bir şekilde kendisini gösteriyor zaten. Hatta Davut Paşa'nın güya işte aynı zamanda damat malum. Kendi iktidarını sağlayabilmek için Yeniçeri özellikle kullandığını, işte 1. Mustafa'yı güya yeniden tahta geçirmek suretiyle kendi gücünü tam anlamıyla ikame etmek istediğini, hatta belki de biraz böyle saltanatı hedeflediğine dair bir takım görüşler var ama bunun doğru olma ihtimali belki olmayabilir. Yani bunlar çok o dönemde tartışılan konular. Hatta bakın unuttuk söylemeyi geçen de, tam bu dönemde çok önemli bir sima var hemen biraz öncesinde. Sunullah Efendi. Hasan Beyzade ve diğer bazı kaynaklarda Sunullah Efendi'nin özellikle kendisi için tahtı hedeflediğini, hatta saltanatın eftaliyetle olacağı ve dolayısıyla yani en layık olan kimse odur, hanedan nedir anlamına gelen sözler sarf ettiğine dair rivayetler var. Ama bunu kimse tabii nazar itibar almamış. O zamanki iktidar çekişmesinin bunlar birer yansımaları. Hep uyduruyorlar demek ki. Yani bu şekilde çok yaygın. İstemiyorlar ama hanedan başka bir nüfus grubu istemez. Bak. Sokullu'yu gelmiş de derviş öldürmüş, hançerlemiş, ne laf. Besbelli tertip o. Çünkü başladı sülalesini sağa sola yerleştirmeye.
İkincisi mesela bu işte sizin dediğiniz Edirne vakası. Yani çok kötü tabii. Feyzullah Efendi, Hacı Sultan'ı bütün sülalesini yerleştiriyor. Buna tahammül edilmez. Ya bu şey aynı çok şey İmdali devrinde evet. Şey yapmaya başladı. Evet. Nevşehir'le. Hatta Tanzimat devrinde Mustafa Paşa'nın yani Mustafa Reşit Paşa'nın önlenmesi söz konusu. Bizim devlet hayatımızda böyle nepotizme aslında şey yok, imkan yok iktidar kavgası yüzünden. O sonradan çıkan bir eğilim. Ve şey değildir yani bu yürümez. Çok önemli. Mesela Balkan darbelerinde de bu çok önemli. Sırbistan'ın iki tane milli hanedanı vardı. Öbür Balkan devletlerinde olmayan şey. Şeyler, Milosevic'lerle şeyler, Karayorgiç'ler. Bunlar birbirlerini devirip otururlar saray darbeleriyle. Mesela Yunan hanedanı Avrupa'dan getirildi. Cumhuriyet istediler, Avrupa'dan hanedan geldi. İş öyle bitti. Bulgarlar da öyle. Cumhuriyet için ayaklandılar, Avrupa'dan hanedan geldi. Bunların dikkat ediyorsunuz değil mi? Bayrakları iki memleketin başta. Tamamen İtalyan bayrağıdır. Yani o şeyin Manzini hareketinin bayrağıdır. Üç renkli, yeşil, kırmızı, beyaz. Ne oldu? Bir tanesi Otto'nun mavi beyazıyla bitirdi işi. Bugünkü bayrak. Öbürü gene öbürünü kullandı. Fakat oraya da Battenberg'ler geldi sonunda. Bu darbelerin en zayıf tarafı kraliyete karşı bizim modern dünyada ordunun ve bazı güçlerin kafa tutması. Ve kral onlara itaat ediyor o zaman. Yani bu da değişik bir şey. Bak Osmanlı'dan kopan insanlar darbelerin statüsü 19. asır Osmanlısına benziyor. Strüktürü çünkü yapı o. Yani bir aristokrasi falan doğup büyüyememiş orada gerçek anlamıyla. Kime sorsan herkes çok asildir Yunanistan'da veya Bulgaristan'da. Haçlılara kadar giderler maşallah en azından ama bunlar şeydir, kayıt değildir. İkincisi tabii buralarda bir burjuvazi gelişmedi yani büyük sanayi falan. İşte birisinde gemi amatörleri var. Adam ne kadar ilgilenir neyle yani şey bir hayati bağı yok. Dolayısıyla bunlarda böyle bir benzerlik var. Çok ilginç bir şey yani buradan çıkma bir nevi şube gibi bir şey bu devletlerin işleyişi. İkinci şeyden sonra bu Birinci Cihan Harbi'nden sonra Yunanistan Birinci Harp'ten galip olarak çıktığı halde ve dinç olarak çıktığı halde geç katıldı. En yorgun devlet haline geldi bu Asya macerası yüzünden. Küçük Asya faciası. Şimdi benim bir dostum var. Daha evvel de bahsettim. Ara sıra geliyor bize. Bazı konferanslar veriyor. İstanbul Rumlarından Venos Zakaryadis Şekeroğlu. Tabii İstanbul Rumluğu'nun bir özelliği var bu iki ülkenin tarihinde. Hem Türkçe hem Yunanca kaynakları çok iyi kullanıyorlar Avrupa'nın dışında. Onun mesela biraz da böyle şeyle bana anlattı bu konuyu tartıştığımız zaman. Şimdi mesela bugünkü Pangalos'un dedesi işe başlamış 1925'te darbeyle. Bir sene kalabildi. Hatta der ki yani halk arasında Dangalos diyorlar kendisine. O kelimeye uygun olarak. Sonra mesela ikinci darbe çok da enteresan. Plastiras, Gonaras ve Hacı Kiyakos. Çok enteresan bu. Amiral. Bunlar krala istifa ettiler. Kral istifayı önlemek için çünkü o donanmaya dayanıyor ya kuvvet, herifler içeri giremeyecekler. Donanmanın üstlerinden içeri. Kendini destekleyenleri istiyor. Bunlardan birisi mesela Marco Polo denen takım.
Cevap şu, tabii ki majesteleri biz kralımızı severiz ama şimdi diyor daha bağları devşiremedik. Hele bir şarapları toparlayalım da geliriz yardıma. Yani kroniye şey dökmüş, artık komedyaya dönüşmüş. 36'da asıl Yunanistan komünist hareketten çekindi. Daha evvel yoktu böyle bir şey. Bir küçük Asya'dan bizden giden göçmenlerin sefil hayatı, işsiz kalmaları, yerleşememeleri ve de daha çok eğitim görmüş olmaları bu hareketi getirdi. Ve o zaman kral Metaxas'la birlikte, yani aslında Yunanistan tarihinde çok iyi bir asker olarak tanınan Metaxas'la önlemeye çalıştı bu işi. Ve darbe yapıldı biliyorsunuz. O darbenin sonunda İtalya'yı yendi Metaxas. Hayır günü meşhur. Fakat aynı adam 1941'de tamamen İngiliz raporları, bu Almancıdır, Almanya'da tahsil görmüştür diye uyduruk bir gerekçeyle değerlendirdiği için maalesef İngiliz şeysiyle, teşebbüsüyle bir zehirlenme var Metaxas'ın yok edilmesinde. Ve işte 67'yi biliyorsunuz, tamamıyla Amerikan teşebbüsüdür. Ve o zamanki ABD sefiri dedi ki, gelenler maalesef beklenen komuta heyeti değildi. Onlar elendi, albaylara düştü bu iş. Ve Talbot demiş ki, yanlış adamlar fakat doğru zaman doğru iş demiş. Yani 67'de o darbe çok görüldü. Bulgaristan'da mesela 24'te Sankov darbesi deniyor. Aslında tamamen kral, ordu, bir profesörü getirdiler. Tıpkı böyle Salazar rejimi gibi bir örnek. Romanya'da şey çıktı biliyorsunuz, rejyonerler, Antonescu. 1945 öncesi dünya darbelerin dünyasıdır aslında. Yani İran Şahı darbe yapan bir askerdir. Cumhuriyet kuracakken iş sonunda gene rejimin değişmemesine geldi. Sadece Kacarlar kovalandı. Bu yaygın bir modeldi, çok yaygındı. Arap dünyasında gecikerek girdi, üst üste üst üste. Yani şimdi bakın Suriye'ye. Darbeyi yapan niye yapıyor? Kurulan askeri okulda belirgin bir etnik grup okumuş sadece, daha ağırlıklı olarak değil mi? Alevileri Suriye'nin, yani öyle de demeyelim de Nusayrileri, Hafız Esad ve kendinden evvelkiler hep aynı klikten çıkıyorlar. Dolayısıyla burada bir başka yapı söz konusu ve bizdeki darbeler da Tanzimat'tan beri gelenler daha başka bir yapı. Ama çok ilginç bir şey, bir benzerlik var orada. Ordu gidiyor ön planda. Yani bizim şeyde çok iyi aydınlanmayan Kuleli vakasında da, ki çok büyük cezalandırmalar yok orada. Hakikaten mi, bir şey mi yoktu, yoksa Sultan Abdülmecit çok şeydi, kan dökmeden iş yapmayı tercih eden biriydi. Veyahut niçin bu görünmüyor ama 75 darbesi maalesef çok açık. Duyunu Umumiye'nin kurulmasından evvelki yıldır. Biliyorsunuz Mahmut Nedim Paşa bir moratorium ilan etti. Borçları ödemeyeceğim, geciktireceğim, durduruyorum diye. Bütün alacak senetleri feci bir ayaklanma içine girdiler. İngiltere, Fransa, bütün Avrupa. Ve böyle bir darbeyi tasvip eder hale geldiler. Bu arada askerler götürdü bunu tabii. Yani Hüseyin Avni Paşa, çok ilginç bir şeydir yapı. Ve bitimi görüyorsunuz nasıl geldi. Tekrar bir değişim oldu. 33 sene tutabildi ikinci Abdülhamit askeri darbeyi ama sonunda ordunun içinde iki kanat ortaya çıktı. İki kanat çıktı. Bu yapılanma Balkanlarda nasıl değişiyor? Daha sade bir strüktür, daha fakir ama hepsi aynı şeyden geliyorlar, kökten geliyorlar.
şöyle bir darbe modeli görünmüyor buralarda. Yani Mussolini gibi sivil sosyalist gazetecilikten gelme, sonra milli sosyalizme dönüştüren, faşizme adı öyle, birisi örgütlüyor bütün İtalya'yı. Kuzeyden başlıyor yürümeye, güneye geldiği zaman bitti zaten. Kral pes ediyor. Yani burada gördüğümüz darbelerin genel karakteristiği aslında devlet içerisindeki, yani bahsettiğiniz bizde Balkanlar'da, Bulgaristan'da devlet, evet, içerisindeki devlet bir takım güçler. Batıya geçtiğiniz an devletin dışında hareketler başlıyor, karışıyor işin içine. Yani hepsi devletle kavga eden adamlar, devletçi olsalar da. Orta iki harp arası faşizmler denen, otoriter rejimler denen şeylerin yapısı bu. Ama Akdeniz dünyasında öyle değil. Yani General Franco yürür ve işini götürür gene. Franco tabii iyi bir general değildi fakat çok becerikli bir siyasetçiydi başından sonuna kadar. Başından sonuna kadar, yani çok enteresan o. Bu ordudan olması bunun illa bu ordu şeysini, yapısını getirmiyor. O ideoloji götürenler askerlerdi ama onun içinde siviller de var tabii, unutmayın bunu. Yani boğa çiftliği sahipleri bile var. Ve İspanya'nın fabrikatörleri var. Balkanlarda olmayan şey, her şeye rağmen. Şimdi tekrar bize dönelim buradan. 18. yüzyılda özellikle ordunun modernize edilmesi, sizin de vurguladığınız gibi çabaları ile birlikte biz görüyoruz ayaklanmaların, isyanların, darbe girişimlerinin çoğalmaya, artmaya başladığını. Şimdi Yeniçerilerin sayısı çoğalmıştı bir kere. En önemli problemlerden bir tanesi o. Tıpkı Macaristan'da olduğu gibi onun oluşturmuş olduğu bir mali yük var devletin üzerinde. Aynı zamanda bir de ocak yapısının bozulması söz konusu herhalde. Yani Yeniçerilerin özellikle artık 18. 19. yüzyıla doğru gelindiğinde yeni askerlik dışında her şeyi yaptıkları ifade ediliyor. Evet, tabii şimdi bunların bir büyük bir bölümü şimdi mesela deftere kaydediliyorlar. Çalık esami dedikleri bir olay var. İşte ismi var, kendisi yok ama oradan maaş alıyorlar. Ölmüş insanlar var, mürde denenler. Mürde diye kaydedilmemiş ama mürde adam yok, öyle bir isim yok yani. Oradan ellerinde esamlar var onlardan falan. Yani 18. yüzyılda bu şeyler çok karışık. Buna biz bir çomak soktuğumuz anda bu olaya, yani artık işiniz bitti sayılır. Yani onların menfaatlerini bozacak şekilde olan bir şey. Nitekim bu yolda alınan bütün tedbirler, reformist olanların çoğunun kellesi kısa bir süre sonra gitmiş oluyor yani. Böyle. Halil Hamid Paşa mesela. Sonraki çok bariz. Çok Halil Hamid Paşa en tipik örneği. Abdülhamit I. Abdülhamit döneminde. Birinci Abdül, yani reformatör mesela. Şey vardı, Molly Green, şimdi sordum, bu Kandiya'daki Yeniçeriler, Yeniçeri bunlar yani, savaşçı da, hı hı, öyle yani, savaşmıyor da değil, savaşıyor tabii, işte tabii. Orada. Evet. Hepsi tüccar, limanı onlar götürüyorlar yani, o biliyorsunuz en büyük liman şeydir, Kanya'dır. Yani şimdi Heraklion denen Kandiya'dır. Burada şeydir, bir de Hanya vardır. İkinci limandır o aşağı yukarı. Amalta'da. Hanya. Hanya. Hani Hanya'yı, Konya'yı dedikleri Hanya. O. Orayı tamamen Yeniçeriler götürüyor. Böyle belirli yerler. Ve ama dikkat edersen orası aynı zamanda da bir üs. Çünkü Hanya'nın civarındaki bir takım adalar Girit'te çok sonradan fethedilip ilhak edildi. Yani o adamlara tahammül etmek zorundasınız. Sonra bu Mısır gibi, Trablusgarp gibi yerlerde biliyorsunuz Anadolu uşakları gider. Kul olur, yeniçerilik yapar. Bir Kaz Dağlılar ailesi vardı, onu da yazıyor mesela şeyin. Var Mısır'dalar. Mısır'da Kaz Dağlı ailesi. Çok önemli, onun üzerine bir şeysi de var, tetkik. Jane Hathaway'in çalışması evet, var. Evet, Jane Hathaway'in. Kaz Dağlı ailesi, bunlar ele geçiriyor bir takım şeyleri. Şimdi bu bir garip bir şey. Bu adamlara fazla bir şey de diyemiyorsunuz. Fakat bunlar
askerliği boşlamış da değiller. Öyle bir şey olmaz. Savunma bunlar elinde. Şöyle yani bu seferler sırasında yani orduya ihtiyaç duyulduğu için mahalli güçlerin devreye sokulması söz konusu. Mesela bey ve paşa kapılarında, taşrada, valilerde, valilerin mesela bunlar geçici olarak deftere yazılıyorlar ve Yeniçerilik iddiasında bulunuyorlar. Döndükten sonra bunlar maaş almıyor. Bulundukları bölgelerde Yeniçerilik iddiası, yani 25 oğulları, bu çok yaygındır. Mesela baktığınızda böyle 25 Bartın oğulları... Bartın hep Yeniçeri, Zırtıl Ahmetoğlu diyor. Belli ki orta zabit onlar. Bu beşeler var mesela. Beşe var. Samancıoğlu esnaf mesela. Ama bunlar... beşe var. 25 oğlu var mesela. Evet. İnci Alemdar oğlu var. Dolu bu. Tabii Bartın çok mesela. Çok bayraklarlar falan. Sürgün, yani, sürgün Yeniçeriler bunlar çünkü ama orta sabitleri hepsi. Sonra bulundukları bölge işte bu ayağınlığın ve güç kazanmasının bir başka önemli sebebi de biraz da bunlar. Yani bu gibi önemli şahsiyetler bulundukları bölgelerde taşrada çok önemli bir güç haline gelmeye başlıyorlar. Yani bu ordu sisteminde bu anlamda çok artık tam olarak sizin de bahsettiğiniz gibi devletin üzerine yük olmaya başlayan bir durum var. Hani Yeniçerilerin efendim niye kaldırıldı işte kaldırılmasaydı falan. Reşat Ekrem ıslah edilir mi? Artık yani, o gitmiş. İslah edilecek halden çıkmış artık. Yani öyle anlaşılıyor. Yani ordu kurulurken Osmanlı ordusunun, Türk ordusunun en mühim başarısı 19. asırda yeni ortaya çıkan bir askeri eğitimi, Kurmay Mektebi'ni, Harp Akademisi'ni getirmektir. Dolayısıyla bizim Kurmay sınıfı öbürleri kadar eskidir, köklüdür ve çok işe yaramıştır. Onun için bu zümrenin vup diye kaldırılması doğru olmaz ıslahatta. Çok önemlidir. Ama zaman beklediler yani. Çünkü Selim'den bu yana iki Mahmud'a kadar olan süreçte çok ciddi olarak adım adım gidildiğini tabii görüyoruz. Fakat o dönemki çabalara baktığımızda da örneğin Nizam-ı Cedid kurulduğunda sayısının çok düşük olduğunu görüyoruz. Tabii o yani, numune pilot. 300-500 kişilik pilot bir şey oldu. Pilot uygulama gibi neredeyse. Ve fakat, orada da tabii yolsuzluk var. Yani o dolayısıyla konan vergiler var. Yeni bir hazine oluşturulmaya çalışıyor. Redif hazinesi oluşturdular vesaire. Yani olmaz o. Rediflere dedin ne alıyorsun, niye alınıyor, ne alınıyor. Hiçbir vergiyi devlet kendisi toplayamaz bugünkü gibi. Daima birine veriyor ihaleye işte o. O birinin nerede ne yapar orada Allah biliyor aldığı vergiyi. Mükellefle doğrudan temasa geçen insan çok ahlaksızlık yapabiliyor bazen. Yani irtişanın ve şeyin sonu gelmiyor. Ama bu bir önemli bir adım yani. Bu çok önemli bir şey. Ve bu işte sonunda bir şekilde maalesef başka türlü bir ayaklanma ve başka türlü bir darbe önledi. Saray darbesi. 26 ile 46 yani neredeyse 20 senesi doğru. 8-26 biz Kırım Savaşı'na girdiğimiz zaman yani kuruluşta tamam yani. Ve çok büyük de borç getirdi bize tabii. Saraylar getirmedi borcu, ordu. Rusya ile savaşıyoruz. Bizim şeyimiz odur yani. 19. asır Osmanlı Devleti için en büyük problem Rusya'dır. Başka bir de ağırlık yok yani. O çok enteresan. Medeniyet bakımından bize çok paralel bir tarafı olan, çok ilginç benzerlikleri olan iki memleket birbirleri için yüktür. Çok kimse bunun farkında değildir ama Türkiye İmparatorluğu da Rusya için bir yüktür. Yani çünkü ordu bunların şeyi. O ordular ön planda birbirlerine karşı hazırlanıyor. Peki, Yeniçerilik önemli problemlerden bir tanesi ama yanlış hatırlamıyorsam Atlas Tarih Dergisi'nde çıkmıştı. Bir iki sene önce ya da tam zamanını hatırlamıyorum. Cemal Kafadar yanılmıyorsam bugüne kadar tahmin edildiği, ifade edildiği gibi Yeniçeriler bozgunculuk için değil. Aslında bir kanun, bir düzeltme, daha düzgün bir yapı olsun diye ayaklanıyorlardı diye bir özetle ifade ediyorum. İddia atmıştı ortaya. Ne dersiniz hocam bu iddia konusunda? Bilmiyorum ama yani bakıldığında sosyal hayatın pek çok kesimine doğru girdikleri için pek çok yerde karşımıza çıkan bir grup gibi görünüyor sosyal hayatın. İşte tüccarlar vesaire pek çok iş yapıyorlar. Esnaf zümreler içerisinde karışmış vaziyetteler. Ama onların asıl görevi asker
ordu içerisinde bulunmak. Yani dolayısıyla böyle çok karışık işler yapmak herhalde doğru bir olmaması lazım gibi görünüyor açıkçası. O yüzden yani bu iktidarı belirleyici vasıfları aslında çok önemli. Daha mesela 1703 Edirne Vakfı sırasında çok önemli fonksiyonları var. 1730'daki büyük isyan, patron isyanı keza aynı şekilde orada. Tabii böyle bir isyan söz konusu olduğu zaman onların etrafında İstanbul'da mesela diğer esnaf grupları da katılıyor. Yani işin arkasında pek çok böyle hani işi gücü olmayan insanlar vesaire hep bir arada ortaya çıkıyor. Bunun fırsat bekleyen insanlar var. Yani bundan geçinen bir zulme de var aynı zamanda. Ne de olsa nihayet bir sultan gidiyor, öteki geliyor. Orada onlar açısından, maddi açıdan onlar için bir yeni bir durum ortaya çıkmış oluyor. Yani böyle bakıldığında tabii durum biraz daha farklı. Hatta o kadar ki bazı şeyler var. 1703 isyanı sırasında da hep bir gündeme geldi. Yani 1730 ve daha sonra bu 3. Selim'in tahttan indirilmesi sırasında da keza ve katli sırasında da olaylar var. O kadar pervasızca sözler var ki mesela bu galiba Baltacı Mehmet Paşa'nın 1703 sırasındaki isyan sırasında Yeniçerilerin iktidarı değiştirebilmek için bir araya geldiklerini ifade ediyor. Hatta sözler var orada. Yani sultana ne ihtiyaç var? Biz de Venedik gibi tecemmü devleti olalım. Yani cumhur devleti olalım. Kendileri patrici olacaklar herhalde. Evet. Sarayları oldu. Efendim. Bu laf çok önemli. Yani bu özellikle 1683'ten itibaren başlayan 1699 Karlofça ile biten süreçte çok ciddi bir şekilde bir uyumsuzluk söz konusu. Ciddi uyumsuzluk bir şey var. Yani bir tepki var çok açık bir şekilde. Yani bu tepki asker zümresinde de sadece halk arasında da söz konusu. Çünkü cepheden gerilemeler var. Bunun içe etkileri var. Zaten 1703 vakası sadece Feyzullah Efendi'ye veya padişahın bizatihi şahsına karşı yapılmış olan bir şey değil. Yani okuduğunuzda böyle görüyorsunuz ama böyle değil. Çünkü bunun 1699'daki o memnuniyetsizliğin bir yansıması olduğunu unutmamak lazım. Orada fonksiyonlar yani Yeniçeriler devreye girmiş olması meselesi belki böyle bir yoruma, sizin bahsettiğiniz yoruma sebep olmuş olabilir. Ama çok açık orada o kadar pervasızca hareket ediyorlar ki bu şey zamanında hatta biliyorsunuz 3. Selim'in tahta indirilmesi vesilesiyle tahta yani padişah da neymiş diyorlar. Neymiş padişah? Ne gerek var padişaha? Efendim Esma Sultan olsun diyor kız bir tanesi. Kız kardeşini getirsin. Kız kardeşi gelsin diyor. Hayır efendim diyor Mevlevi şeyhi, Konya'daki şeyi getirelim. Mevlevi şeyhini getirelim. O olsun falan gibi. Yani tam bir fecaat ve ayağa düşmüş söz konusu bu dönemde. Bu bütün bu gelişmeler tabii ki herhalde tek oldur ya tek erkek kaldı oldu. İkinci Mahmut. Tabii. Tabii yani onda, o da gittiği takdirde adam kalmıyor hanedandan onun için. Kırım işte gene devreye giriyor. Mesela gene, şeyde Niyazi Mısır'ın çok önemli bir şeyi o var. O zaman ama Kırım hanlarının soylarını artık nereden öncesi, toplayacaksın belli değil. Trakya'da çiftliklerde orada buluyorlar. Malum biliyorsun Çorlu'da çiftlikleri var oradan birini getirelim diye. Başka bir üye de var biraz sonra ama. Evet. Birinin şeyinde var dedi. Hayır bayağı hasta alaylarına girmiş çağırın. Ya bu sufi çevrelerde. Sonra din değiştiren de evet. Çıkıyor yani. Herkes Osmanlı kadar dayanıklı değil. Bir hanedanın şeysiz sağlamlığı sırf iktidarında değil, iktidardan düştüğünde de görülür. Fakat tabii burada konuşulmayan bir şey var. Sufi çevrelerin iktidarı oynamaları meselesi çok önemli. Belki, tabii bugün de belki buna kesinlikle bağlı bir şey. Kesinlikle bu mesela Yeniçeri bu, ayaklanmalarında evet. Altı çizilmesi gereken noktalardan biridir bence. Hep Leman, şeriat mesela. Ayaklanması olarak ifade edilir. Oysa aksine Bektaşi dedelerin, dede babaların etkisinin çok daha büyük olduğunu düşünmek lazım. O belki öyle olduğu zannediliyor. Orada hemen gün vermeyelim. Çünkü bu Bektaşiler öbür tarikat ehli tarafından sevilmiyor pek o açık. Yani mesela şeyh türlü takımı var sufilerden ama hem Bektaşi hem bilmem ne olan Mevlevi falan pek yok o zaman ki en liberali. Dolayısıyla bu adamları bahane edip atıveriyorlar işin içinden biraz o var. Fakat görünüşte tabii bütün o Yeniçeri kahvelerinde hatta ortalarda yani kışlalarda böyle bir Bektaşi dervişleri dolanıp oturuyor hazır yiyen ve konuşan. Ne konuşuyor bilmiyoruz ne yapıyor.
Keşke tespit edilse. İşte buna tepki olanlar Selefi akımlar, Kadızade hareketi farz-ı mal. O da tam karşı cephe. Peki şimdi çok güzel bir noktaya geldik ama reklam vakti de geldi. Bir kısa reklam kısa değil aslında. Uzun bir reklam aramız var yine. O aranın ardından buradayız. Devam edeceğiz efendim darbeleri konuşmaya Osmanlı'da. Devam ediyoruz gündem özeli. Hiç lafı uzatmayalım. Feridun Hocam'a dönelim. Sufi çevreler demiştiniz hocam. Evet. Biraz onu açalım, ayrıntılı daha konuşalım baştan, şimdi. Mesela bu bizim Osmanlı kaynaklarından ilk bakıldığında şimdi bu Fethet döneminin olayları içerisinde Musa Çelebi'nin, kazaskeri olan Şeyh Bedrettin'in müritleri vasıtasıyla devleti ele geçirmek yolunda faaliyette bulunduğuna dair kayıtlar var. Bu doğru olmayabilir. Ama bu, daha sonraki döneme ait olan Osmanlı kaynaklarındaki bu lafızların kendi dönemleri için önemli bir alt zemini olduğunu anlıyoruz. Buna mümasil olarak, buna benzer bir şekilde özellikle 2. Bayezid döneminde bu kabil çevrelerin ön plana çıktığını görüyorsunuz. Ama ondan önce şunu da belirtmeliyiz. Mesela şeyde 2. Mehmet'in ilk saltanat sırasında bir hurufi isyanı vardır. Evet. Malum Mehmet'in de gönlü onlara kaymış vaziyette biliyorsunuz. Ve dolayısıyla orada da böyle bir alttan sultanı kendi şeyleri içerisinde ele geçirme çabasının söz konusu olduğuna dair belki bir yorumda bulunulabilir. Fakat asıl önemli olan nokta 2. Bayezid dönemindedir. Çünkü Hicri 900 yılı aslında Osmanlı dünyasında kıyamet ve apokaliptik temalarıyla beraber kıyametin kopacağına dair rivayetlerin çok üst düzey olduğu bir dönem. Ve bu dönemde birdenbire görüyorsunuz ki birçok Mehdi ortaya çıkıyor. Dünya artık sona erdi. Ve iktidarı Mehdi inecek, işte Mesih olacak vesaire ve dünyayı ele geçirecek son kertede bu iddialar söz konusu olmaya başladı. 2. Bayezid döneminde 2. Bayezid'in malum Rumeli seferi sırasında bir Mehdi'nin kendini Mehdi olduğunu iddia eden birisinin saldırısına uğradığını biliyoruz. Fakat onun hemen akabinde başlayan süreçte bu defa bu 1510'lar civarında sultanın oğulları arasındaki mücadelenin çok arttığı bir dönemde birdenbire Antalya bölgesinden bir zat çıkıyor. Şah Kul Baba Tekeli. Şimdi bu Şah Kul Baba Tekeli isyanı aslında yanlış bilinen bir isyan. Herkes bu isyanı Şah İsmail'in o sırada onun efendim taraftarı olarak ortaya çıktığını ileri sürerler. Hatta Pir Sultan'ın bahsettiği Şah'ın da o Şah Kulu olduğunu iddia edenler de var. Ama aslında Şah Kul Baba Tekeli isyanın direkt doğrudan doğruya organik bir bağ olduğunu Şah İsmail'e söylemek zor. Çünkü elimizde hakikaten çok zengin bir malzeme var. İşte arşiv belgeleri var, raporlar var. O raporların anlaşıldığına göre doğrudan doğruya bizatihi kendisi bu son kertede artık yani 1509 depremi olmuş. Yani kıyametin ayak izleri var artık. Beliriyor. Son saat geliyor. Ve bu son saatte bir de 2. Bayezid'in yaşlı olduğunu, öldüğünü de duymuş bu bir taraftan. Ve saltanatı talip bir vaziyette ortaya çıkıyor. Kendisinin bir Mehdi olduğunu, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olduğunu, uluhiyet kendisine tecessüm ettiğini vesaire gibi görüşlerle ortaya çıkan bir tip. Tam ikinci, yani Şah İsmail'in bir başka türü burada. Yani Şah İsmail de aslında başlangıçta 2. Bayezid'e karşı ortaya çıkmıştı. Ama saltanatına Tebriz'e dönmek zorunda kaldı. Şimdi ona benzer şekilde Şah Kul Baba Tekin isyanının, Şah Kul Baba Tekin'in ortaya çıkmış olması keyfiyeti hakikaten çok ilginç ve etrafında epey de insan topladı bu amaçla. Ve neredeyse Bursa'ya kadar geldi. Oraya geldiği andan itibaren de şeyi duyunca, 2. Bayezid'in hayatta olduğunu duyunca birdenbire geri döndü. Çok ilginçtir yani o vasfı. Arkadan takip eden güçlerle beraber yavaş yavaş eriye bir bölüm güçleri kapağı zor attı. İran'a kapağı zor attılar. Zaten Şah İsmail de bunları hiçbir zaman tasvip etmedi. Yani oradan da anlıyoruz hareketin Şah İsmail hareketinden bağımsız bir şekilde gündeme geldiğini. Bunun hemen akabinde başlayan süreçte baktığında bu isyanların bir ölçüde devam ettiğini görüyorsunuz. Ne zaman? Selim'in son döneminde meşhur Celali isyanlarına adını veren Şahveli, babası Celaloğlu Şahveli'dir aslında. Celali ayaklanmaları, Celali adı ondan geliyor. O da aynı zamanda bu, ama onun şeyi farklı, o doğrudan doğruya Şah İsmail'e irtibatlı şekilde isyan çıkardı devlete karşı ve mahalli kaldı ve orada yok edildi.
Fakat asıl şey zamanında, özellikle Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Kanuni'nin malum biliyorsunuz 1520 ile 1530 yıllar arasında çok ciddi bir reformist hareketi var. Vergiyi artırmak ve aynı zamanda tahriler yaptırmak suretiyle girişeceği büyük seferlerin altyapısını, mali efendim sistemini ortaya koyabilmek amacıyla yapmış olduğu faaliyetler var ve bundan gayri memnun pek çok insan var. Bu sosyal ve ekonomik şartların altında, bir de Safevilerin de bir ölçüde desteğiyle beraber 1527 yılında büyük isyanlar ortaya çıktı. Mesela Şah Kalender isyanı vardır, çok önemli bir isyan. Anadolu'yu kasıp kavurdular adeta. Ama bunlar alınan ekonomik tedbirlerle ortadan kaldırılmış gibi gözüküyor. İlginç olan taraf, bu isyanların bu ölçüde, yani aniden bastıramamasında ve güç bulmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi aslında bu isyanların ortaya çıktığı yerler. Mesela nerede çıkıyor Şah Kulubu'daki isyanı? Karaman Tekeli bölgesinde. Kalender'in de aynı şekilde onu biliyoruz. Peki kim destek veriyor bunlara? Kim vücut veriyor? Bunlara vücut verenler vaktiyle efendim timarı elinden almış olan timarlı sipahiler veya bir ölçüde devlet kapısındayken artık kapısız kalmış insanlar. Dolayısıyla bunların önderliğinde isyanlar başarılı oluyor bir ölçüde. Yani isyanların başarılı olması ve neredeyse İstanbul kapısına dayanmasının altına yeten sebepler bunlar. Şah Kulubu Tekir isyanı vücut bulduğu zaman Osmanlı timarlı sipahileri savaşmıyorlar. İşte efendim ona kılıç işlemezmiş. O problemi çözen Kapıkulu olacaktır. Yani Yeniçeri grupları olacaktır. Yani o meseleyi halleden. Timarlı sipahilerin zihin dünyaları bambaşka bir şekilde çalışıyor o dönem için. Yani Şah Kulubu Atakir'in o karakterinden çok etkilenmiş vaziyetteler. Bu süreçler, yani bu kabil süreçleri kanun döneminden itibaren, 1530'lardan itibaren kesildiğini görüyoruz. Ve o dönemde devletin kendi yapısı itibariyle bakıldığında Safevilerin ortaya çıkışı sebebiyle devlet artık Sünni akaidi tam anlamıyla iyileştirebilmek amacıyla ciddi bazı önemli tedbirler almaya başlıyor. Bunun unsurlarını görüyorsunuz. Mesela bu dönemden itibaren o dönemde mesela İmam Birgivi'nin yazdığı risaleler var. Osmanlı Devleti'nin daha tutucu bir dini zihniyeti sahibi olduğunu görüyorsunuz. İşte Molla Kabus olayı var. Vaktiyle hiç dikkat çekmezken bu gibi insanlar artık dikkat çekmeye başladılar ve ortadan kaldırılmaya başladılar bir müddet sonra. Başka işte olan şey Maşuki vesaire falan, bunlar hep Gülşeniler vesaire, bunlar hep üzerine yüklenmeler vesaire söz konusu oldu bu süreç içerisinde. Devletin giderek bu şekilde daha tutucu bir yapıya doğru döndüğünü görüyorsunuz. Bu dönüş muvaciyesinde bilhassa 17. yüzyıldaki bu kaotik ortam ve sıkıntılı dönemlerde, ki bu 4. Cumhuriyet döneminden itibaren başlayan süreçtir. Bu defa devletin iç bünyesi içerisine doğru sızan selefi akım söz konusu. Yani bunlar her şeyin bitat olduğunu, Hazreti Peygamber'in yani Kur'an ve Hazreti Peygamber'in sünneti ve Hazreti Peygamber zamanındaki eğilimlerin dışında hiçbir şeyin kabul edemeyeceğini ileri süren gruplardı ve çok ciddi bir kaosa sebep oldular. Şeyh Mehmet Efendi Sivasi ile beraber şeyde Sivasi 4. Murad'ın huzurun camideyken bu olay oluyor. Epey bir problem çıkıyor. O sırada 4. Murad bunlara Fatih Camii. Evet, şey bakıyor yani tam. Hatta 4. Murad'ı suçluyor Kadızadeli Mehmet Efendi. Öyle bir tavrı var ama 4. Murad ses çıkarmıyor bu olaya. Ama bir gün sonra bir problem haline gelmeye başlıyor. Çünkü devlet içeride o sızmalar var. Ve pek çok şeyleri var, yani taraftarları var devlet içerisinde. Niye böyle? Çünkü bozuk bir sistem var. Ve bu sistem içerisinde bu insanlar bu boşlukları bu şekilde dolduruyorlar. Ve bütün kötülüklerin anasının da aslında kendilerinin dine olan bağımlılıklarının ve bağlarının zayıflamasına yoruyorlar. Bütün başımıza gelen felaketler işte bizim dine karşı olan bu işte bid'atlerdir, farklı uygulamalarımızdır. Bunlardan vazgeçersek işte falan gibi. Her felaket karşısında söylenen bilindik sözler. Dolayısıyla bu yapı giderek devlet içerisinde güçlenmeye başlıyor. İşte Köprülü Mehmet Paşa'nın bunlara karşı olan bir şeyi var. Ulemayı topluyor, konuşuyorlar ve hareketi orada engelliyor. Evet. Dayak attı, evet. Kıbrıs'a. Ama sonra kim dinler adamı?
Yani onun fikirlerini kim dinleyecek orada? Ama etkili oluyorlar. Şey. Mesela Dördüncü Mehmet'in 1670'ten itibaren Vani Mehmet Efendi'nin devreye girişiyle beraber devletin içerisinde etkili olmaya başladılar. Mesela o kadar ki 1600 en son Girit'in fethi söz konusu oldu. Bir tahrir yapıldı orada. O tahirde eski klasik Osmanlı vergi düzeni hiç yok. Yani bundan bile vazgeçildi. Ve bütün vergi sistemi klasik işte İslami konsept içerisinde daha önce Hazreti Ömer zamanında uygulanan sistemlerle açıklanmaya başlandı. Ve bütün her şey bidat olarak kabul edildi. Yani o anlamda devlet içerisinde çok etkili olduklarını görüyoruz. Gene onlarla işte Niyazi Mısri'nin ortaya çıkışıyla beraber o kaotik dönemlerde, kaos döneminde başlayan bu 1699'a sonuçlanacak dönemler var mesela. Hı hı. O dönemde çok ciddi bir cedelleşmenin olduğunu görüyoruz ikisi arasında. Niyazi Mısri'nin Osmanlı hanedanına karşı olan tavrı da biraz bundan kaynaklanıyor muhtemelen. Hatta o kadar ki yazmış olduğu işte Limni Adası'na sürülüyor malum. Limni Adası'na sürüldü. Ve orada çok açık olarak Osmanlı hanedanı aleyhine yazdığı şeyler var. Yani bunların hilafet hakkı değildir. Değildir. Maverdi'den araklama. Tabii. Hak yani Maverdi'den mülhem şey yazıyor adam. Şimdi buna şey yapılmaz, tahammül edilmez. Mesela orada çok enteresan şeyleri var. Hanedana karşı olan bu. O Hamzevi'dir bunlar işte. Bunlar Yahudidir efendim. Hatta Yahudi'yi suçluyor Osmanlı Hanedanı'nı. Ve bu da galiba şeyden kaynaklanıyor daha ziyade. Bu dedikodular malum 2. Selim zamanında güya 2. Selim hanımını zorlamış. İşte erkek çocuk doğmamış, kız çocuk doğurmuş. Kadın gizlice bir Yahudinin erkek çocukla değiştirmiş. Rivayetler vardır. İşte 3. Murat için kastedilen şey bu. Güya onun oymuş falan gibi. Yani onu bu dedikodular romanda yazıyorlar. Ama bu dedikodular o dönemde yaygın ve bu döneme kadar geldiğini anlıyoruz İkinci yani. İkinci Selim için evet. Yahudilik şeyse. Evet. Şimdi orada, bak her şeyi yapabilirsin. Senin ritüeline, ibadet biçimlerine, yorumlarına, tefsirlerine fazla karışmıyor. Fakat bak der ki böyle işe gelir veya mesela Üstüvani takımının yaptığı gibi camide kameti ezanı makamla okuyanları dövmeye kalkarsın falan döversin. Tabii. O zaman sen sopa yersin ve sürülürsün. Hele böyle mesela hanedanın menşei üzerinde, nesebi üzerinde sorgulamalara başlarsan dedikodu yoluyla kesin gidersin. Yani bu çok önemli. Bunlar maalesef siyaset yapmaya başlıyorlar. O olmuyor o zaman. Orada şey Niyazi Mısri'nin mesela şu alınma ondan alıntı var şurada. İsterseniz bir okuyayım. Çok lütfen lütfen tabii. Söylüyor. Tabii bunlar biraz da kendisinin bu manevi dünyasında biraz sıkıntılar da var. Onu da söyleyelim yani biraz böyle farklı bir insan. Çünkü mesela diyor ki mesela Hak peygamberim, peygamber olduğum gerçek olunca tahkik bilin. Sultan İbrahim, Sultan Mehmet, Şehzade Mustafa Yahudilerdir. Padişahınız Yahudi olduğundan mağda ehlinizi ve iyalinizi Leventlere tasarruf ettirir. Razı olursanız tahtında beka edin. Ve illa Tatar Müslümandır, dini İslam'dandır. Varın anı getirin, tahta oturtun. Ben size hakkı beyan ettim, siz bilirsiniz. Bunlar zahiren Yahudi soyundan olmak ile Yahudi gayretini çekerler. Ama itikatta Hamza iyiyelerdir. Yanlarında cemi muharremat mübahtır. Her millette adalet vardır, Hamza iyiyede yoktur. Benim size ahir vasiyetim budur. Kabul ve ademi kabul size bağlıdır, siz bilirsiniz. Tah Tatarındır, tah Tatarındır, tah Tatarındır. Bunlar işte olunmadık olmaktan kalmıştır. Cılk olmuş yumurta gibidir. Bunlardan hayır kalmamıştır. Tah Tatarındır, bilmiş olasız. Kırım Hanlığı'ndan bahsediyor mi? Ama bu ortama bakmak hı-hı lazım. Yani bu ortam tam da işte savaşlarda 1683 sonrası bozgunların yaşandığı, 1699'da o malum Carlos Anlaşma imzalandı. Çok büyük tepki çekiyor çünkü halk arasında, sufi çevre arasında da bu çok yaygındır. Hı-hı. Yani o bakımdan bu çerçeveyi siyasi bir altyapıyla değerlendirmek lazım. Yani onun tabii kendine göre, Niyazi Mısri'nin kendine ait bu görüşleri çok farklı bir bağlamda değerlendirilecek bir husustur. Evet. Ama bu tabii bu çevrelerin, devletin kendi güçlerini ikame edebilmek için nasıl etrafında böyle
yani çöreklendiğinin de güzel örnekleri maalesef var. Sosyal etkilerden de bahsetmek lazım. Mesela kahvehanelerin çoğalmış olması ve kahvehanelere yönelik olarak alınan tedbirler Osmanlı tarihinde özellikle işte 17. 18. yüzyılda görüyoruz. Kahvehanelerin bu ayaklanmalarda, isyanlardaki rolü nedir? Var mıdır bir rolü? Tabi dedikodu yapılıyor bütün gün. Provokasyon yapılıyor. Bizde yani okunan bir şey yok böyle. Mesela en çok kullanılan tarihler bile 25, 30, 40, 120 nüsha falan. Sağa sola dağılanlarıyla birlikte. İşte oturup okuyor, onu dinliyor. Ama o oturup okuduğu şey öbür dinleyenlerle ne konuşuluyor? Sonra kahvehanenin adı kahvehane. Yani orada şey konuşulmuyor, kitap okunmuyor zaten. Yani orada dedikodu yapılıyor, provokasyon yapılıyor. Onun için kahvehane kapatıyorlar. Seddine onun için gidiliyor. Yani bu çok önemli bir şey. Ki Osmanlı toplumunda cami dışında... Efendim? Osmanlı toplumunda cami dışında... Halkın bir araya gelebildiği... Ama dikkat edin, Türkiye camilerinin bir özelliği vardır. Eskadim bugün de öyledir. Arabistan'a git, camide oturur, konuşur, onu bunu okur, bilmem ne yapar. Ayıptır söylemesi, devrir poposunu, uyur. Onu şimdi bizde de yapmaya kalktılar göç edenler. Alışmış çünkü, öyle bir kötü niyet değil. Bilmiyorum ne kadar önlediler yani bir takım camilerde... Türkiye'de camide sadece namaz kılınır. Tek başınaysan Kur'an okuyabilirsin, oradaki cüzü açarsın önüne. Ve ders yapılır, yani Kur'an dersi yapılır. Bu hatta kurs olarak da değil de yeke yek, 2-3 kişi de olabilir. Ama camide oturulmaz, vakit geçirilmez. Hele uyumak falan, yani abdest bozucu hallerin katiyen memnundur. Çünkü her uykuda abdest bozulur yani, değil mi? Binaenaleyh uyunmaz yani, bu Türk ananesidir. Onun için kahvehanelerde istenmez. Bak 4. Murat yok. Kendisi kahve de içer, tütün de içer, içki de içer. Fakat kahvehaneyle meyhaneyi seddeden birisi. Sık sık gelir bu yasaklar. Bu istenmeyen şey çünkü. Sadece Osmanlı'da değil, aynı dönemde Avrupa için de aynısı geçerli aslında. Avrupa'da meyhaneleri ne kadar, ne zaman kapatabiliyorlar onu bilmiyoruz. Yani. Hayır, yani aynı dinamiğin işlemesi yani kahvehaneler ve meyhanelerin bir anlamda toplanma... Avrupa'da ama belirgin bir yerden sonra hakikaten okunuyor. Yani matbaayla gelişen bir şey değil okuma. O yanlış, o bizim yorumumuz. El yazısıyla gidiyor. Yani ilk gazete İtalya'da el yazısıyla çoğaltılır. Bir takım kitaplar tamamen el yazısıdır. Ders kitapları dahil. Onu bunu bırakın, Türkiye seyahatnameleri el yazısıdır. O bilecek. İşte Bertrand Dondelen Brockier, 2. Murat devri. Hans Dern Schwam, Alman seyahatname, 2. Murat devri. Bunlar el yazısı çıkmış ve çoğalmış. Yani Türkiye üzerine el yazısıyla çıkmış ve çoğalmış matbaa sonra. Zaten matbaa ilk anda çok pahalı. El yazısı bazen daha ucuza geliyor. Sonra ucuz diyor ve gene Türklerin yüzünden. Çünkü propaganda şeyleri dağıtacaksın. Risaleleri, fluk buletler. Onun için kağıdın da kalitesizi çıkıyor. Baskı da bir an evvel çabuklaştırıcı teknikleri geliştiriyorlar. Bu onun için ki şey matbaanın şey kullanım meselesindeki efsanemizi biraz değiştirmemiz lazım. Yani okunmuyor, konuşuluyor ve konuşmaların içinde provokasyon giriyor. Devletin istemediği. Ve yine tabii özellikle o Yeniçerilerin de etkisini unutmamak lazım. Ve 1826 Yeniçeri Ocağı kaldırılıyor. Arkasından... Bir sürü dedikodu. Yani Solak Sade gibi bir adama mal oldu mesela. Nasıl hocam? Şanizade'ye mal oldu. Solak Sade diyorum. Evet. Şanizade'ye mal oldu. Birisi tutturdu, adamı zındıktır diye sürdürdü tireye. Yani affedersin ama şimdi bu bir kere bu Arapçadır, bir sürü tabirler anatomide. Onları icat edenler Araplar değil, onlar Şanizade'nin tercümesi, icrası.
Ya nasıl Ahmet Cevdet Paşa bir takım iktisadi, felsefi, sosyal terimleri Arapça'da olsa o icat etmiştir Cumhuriyet başta. Cumhuriyet kelimesi başta olmak üzere. Şanizade'nin işidir. Yani ciddi bir anatomi katkısı var Türk diline ve Türkçe'ye. Ve işte sürgünde öldü Ege'de. Yani dedikoduyla mesela bir takım yerler kapatıldı, bir takım canlar yandı. Hep yapılır bu. Onlar önemli yani o devirde. Yani kahvehanelerin etkisini unutmamak gerekiyor. Onu da bir not olarak. Kahvehane Türk cemiyeti için başlıca ve başlıca bir müessese. Artık değil, artık değil. Evet, yeri kapanıyor değil mi? Şimdi artık hiç kimse kahvehane yaramıyor bazı işler için. Fakat o dönemde ve bizim Cumhuriyet döneminde de çok önemli bir yer. Kahvehaneler ayrılır ilk önce. İlk önce kahvehaneler ayrılır. Kavga siyasi çıkıyor, kasaba ve köylerde evet. Şimdi de var. Ege'de çok bilinen bir köyde biraz insanın gözünü yaşartacak bir nostaljik durum oluyor. Sağcı ve solcu diye ana yolun iki tarafında kahve açmışlar. Ya bu biraz artık şey gibi böyle biraz nostaljik bir olay. Demokrat Parti zamanında vardı. Demokrat Parti devrinde. Meşhur fıkradır biliyorsun. Biliyor musunuz onu? Nedir hocam buyurun. Buyurun. İşte köy kavga etmiş, derenin iki tarafında iki cami. Şimdi diyormuş ki, dursun diyormuş. Bu ezan bizimki midir, onlarınki midir? Bizimkidir daha diye. Eyleyse aziz Allah diyor. Şimdi 1826 işte Yeniçeri Ocağı kaldırılıyor, yeni ordu kuruluyor. Fakat... İşte yeni orduyla birlikte Ser Askerlik Bakanı geliyor. Kurumsal yapı değişiyor. Onun teşrif işte törenlerdeki yeri değişiyor vesaire falan filan ama 50 yıl sonra ilk darbesini bu sefer yeni ordu gerçekleştiriyor. Abdülaziz'in halledilmesi. Bir onu konuşalım mı hocam? Nasıl oldu? Vallahi 1875 darbesinin rengi hala çok açık değil. Çünkü arkasında bir moratoryum var. Bu moratoryumda yani Namık Nedim Paşa bunu ilan etti. Rus elçisi akıl vermiş. Yok efendim Allah aşkına yani ödenemez durumdaydıyız. Tabii Mahmut Nedim Paşa Rus elçisini kazanmak için öbürküler o kadar şey değil o anlamda şey yapıyor. Onun senetlerini söylüyor, sattırtıyor bir gün evvelden. Mithat Paşa da aynı şeyi söylüyor. Mithat Paşa'nın pek anladığı yok bu işten. Yani satılabilir demek ki satıyor. Aynı şeyi Sultan Abdülaziz'e de tabii söylüyor. O çok son derece sinirleniyor. Olur mu öyle şey diyor ve iflas ediyor. Yani sultanın hususi hayatında, hususi harcamalarındaki dengesizliğin en önemli unsuru odur. Alacak senetlerinde gitmesi güme. Bir şey tabii 1875'te henüz Osmanlı İmparatorluğu ağır bir harpte değil ama ayaklanmalarla uğraşıyor. Ve talebeyi ulum fevkalade karşı Tanzimat döneminin getirdiği yeniliklere karşılar. Ordunun içinde çok büyük ideolojik bir ayrım yok. Bütün mesele Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın şahsen mağdur olması. Sultan Abdülaziz'in tasarruf ve tayinlerinden ve Kayseri'li Ahmet Paşa'nın derdi de aslında haklı bir şey. Nereden çıktı bu Bahriye Nazırı lafı? Biz kaptanı deryayız diyor. Doğrudur bu yani İngiltere'de biliyorsun amirallik birinci lordudur deniz kuvvetlerinin şeysi başı. Böyle şeylerin değiştirilmesine ama bir taraftan tabii zaten imparatorlukta büyük memnuniyetsizlik var. Çünkü hayat zor artık yani biz borçlanmış bir devletiz. Yani beynelmilel iktisadi sistemin içine girmişiz. Kırım Savaşı'ndan beri bir yandan o harp, bir yandan da tabii reform yapıyorsun. Demiryol başlamış, vaka asıl atılım sonradır ama... Onlar borçlanmayla oluyor. Telgraf hatları tamamlanmış.
Onlar borçlanmayla oluyor, okullar açılıyor. Biz, bu arada Fransız nüfusu artıyor. Donanma. Hayır, Fransız nüfusu değil. Kim alacaklıysa onun nüfusu artar. Yani Abdülaziz döneminde Osmanlı donanması ikinci derecede İngiltere'den sonra. Şimdi tasavvur buyurun bunu. Tamam. Peki onun tersaneleri, tamirhaneleri yani nerede? Orada o gemileri götürecek komutanlar var ama yardımcı komutanlar nerede? Subaylar nerede? Ve mühendis sayısı son derece kısıtlı. Yani bakımsız kalmaya mahkum bir donanma ve borç yapmışız o yüzden. Böyle şeyler de var. Onun için umumi bir sıkıntı var. Böyle zamanda ödenmeyen borçlar için kışkırtmalar çok durulur. Yani biz komplo teorilerini de severiz tarihçilikte. Ama böyle bir gerçek de ortada. Çok açık. Evet. Hocam aynı zamanda bu bahsedilen dönem yeni Osmanlılar hareketinin de artık yavaş yavaş kendisini göstermeye başladığı dönem galiba değil mi Osmanlı tarihinde? Evet. Onların nasıl bir etkisi oluyor tüm bu yaşananlarda ideolojik olarak ya da bir dinamik güç olarak? Tabii devleti dönüştürme yönelik yeni fikirler ortaya çıkıyor şüphe yok ki. Ve bunların da biraz yurt dışı ayakları da var, onu da tabii hesaba katmak lazım. Bu çerçeve içerisinde yani bir saltanata karşı olan bir kesim ortaya çıkıyor şüphe yok ki değil mi? Yani dolayısıyla bunları ama nasıl şey yapacaklar, dönüştürecekler, nasıl bir yeni bir yol bulacaklar? Bu tamamen sultanın bizatihi şahsına odaklanmış bir çerçeve gösteriyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum İlber Hoca ne düşünüyor? Evet. Yani ikinci şeyde Sultan Abdülaziz'in halli vakasında anti-monarşik eğilimlerde de bir sınır koymak zorundayız. Çünkü dünyanın her yerinde bu böyleydi. Yani monarktan memnun olmamak, monarşiye karşı olmak anlamına gelmiyor. Başkasını bulur getirirsin yerine. Çok önemli bir şey bu. Parlamentarizm demek hiçbir zaman monarşinin kutsiyetini ve kaçınır vazgeçilmezliğini lekeleyecek bir durum değil. Onun için konstitüsyonel monarşi söz konusudur. Mesela şöyle bir şey okudum ben Bülow'un hatıratında. İkinci, üçüncü Aleksandr'ın polis bakanı, zaptiye nazırı diyelim. İşte çok ahbap Bülow'la ve söylediği çar diyor her şeye rağmen monarşileri sever diyor. Almanya bir monarşidir diyor. Buna tabii Türkiye de dahil. Bu doğru. Yani 3. Aleksandr devrinde 2. Abdülhamit bu tarafta o Rus-Türk harbinin getirdiği lüzumsuzluk Rusya için çok iyi anlaşılmıştı. Gorçakov söylüyordu bunu. Ve örtülü bir şey vardı artık, dostluk vardı. Çünkü bizim harp edecek halimiz yok. Biz demir yolu yapalım, okul yapalım. Felaketti Rusya'nın okul durumu. Düşünün ki o muhteşem edebiyatın ve ilmin memleketi %90 cahil bir kitleyle kapattı monarşiyi. Okuma yazma bilmiyorlardı bizimki gibi. Yani bu çok önemli bir şeydir, çok önemli bir yapılanmadır. Ve bunun telafi mümkün. İşte bir düşününüz 2. Abdülhamit devrindeki demiryol imtiyazlarını, hatta kendi başımıza yaptığımız Şam-Medine hattını, bir de işte Trans-Sibirya hattını Rusya'nın falan, bir takım okulların falan açılmaya, çok kötü marif bütçesi ondan evvel Rusya'nın. Bu yapı değiştirmek lazım burada. Şimdi bunun getirdiği bir yorgunluk var. Yorgunluk var. Çünkü Rusya'nın hiçbir yerinde ihtilal yok, bizde var. Bu tip bir şeye girdiğin zaman sulh-u sükun içinde olman lazım. Türkiye'de bu mümkün değil. Balkanlar kaynıyor. Balkanlar kaynıyor ve Arap dünyasında da eşkıyalık hareketleri artıyor. Ve Yemen'inki illa milli hareket olması şart değil. Basbayağı bir devlet tipi siyasi ayaklanma.
Zeydi imamların yaptığı şey. Onun için burada darbe tabii o yolla geliyor. Darbe o yolla geliyor. Fakat bu darbenin tabii ki yine Balkan tipi şeylerden çok büyük farkı var ve yok. Ama Batı'daki bu tip şeylerden çok farkı var. Siz darbeyi yapan zümre kalkıp da sonunda monarşiyle akraba olursa, Enver Paşa olayında olduğu gibi tek örnek o değildir. Hafız Hakkı Paşalar falan. Hatta galiba artık belli oluyor. Atatürk bile, yani Mustafa Kemal Bey bile hanedanın en akıllı yani diyebileceğimiz, en entelektüel diyebileceğimiz erkeklerle de mukayese ettiğinde hatta en iyi yazan, en iyi konuşan falan böyle vecize gibi sözleri olan Sabiha Sultan'la bir izdivaç düşünmüştür. Fakat o iş olmamış. Çünkü Sabiha Sultan galiba çok açık belirtmiş ki kendisi kuzeni Ömer Faruk Efendi'yi seviyor. Yani Abdülaziz'in torunu olan öbür kanattan geleni. Şimdi bir de Kuleli vakası var. Lafı da geçti biraz. Evet. Siz de ifade ettiniz tam olarak. Evet. Hiçbir doğru dürüst araştırma yok. Zor çünkü. Ulu İyi Demir'in vardı rahmetlinin. Ortadaki şey şu, soruşturma raporları yok ortada doğru dürüst. Kim nedir yaptı? Nedir yani? Birazcık açar mısınız askerler hocam? Askerler birleşmişler. Ne yapmak istedikleri belli değil. Desem ki Abdülmecit Han'ı devirecekler veya orduyu ele geçirecekler veya meşrutayı ilan edecekler. Bu meşruta kelimesi biliyorsunuz, meşrutiyet ve meşruta Türkçe ve Farsça'da olan bir kelime. Kaynak biziz gene. Ve konstitüsyonel monarşinin karşılığı kullanılıyor. Çok açık. Şimdi bunu nasıl tasavvur ederiz? Burada ne yapıldığı belli değil. Bir dayanışma var, bir ayaklanma var. Kaç kişi bunlar, nedir belli değil. Talepler? Talepler işte eski devirde böyle şeyler yoktu. Yani eskiden ne vardı? Yeniçeriler ayaklanır, gelir, sarayın içine girerler ön avluya. Yani bugün mutfaklara gittiğiniz ve Divan-ı Hümayun'u gördüğünüz yere orada dururlar. Çünkü o Babüsselam artık hususi evdir arkası. Padişah gelir oraya, taht da çıkar, altın taht da çıkar. Fakat oturmaz. Ayak divanıdır. Öbürküleri de ayaktadır. Karşılıklı pazarlık yaparlar. Ortalığın kötü olduğu belli. İşte anlattı. 4. Murad'ı çocuk görmüşler. Bir sürü kelle istiyorlar ve alıyorlar. Adamı delirtir o. Sen 8,5 yaşından beri bir sürü herif gelip ayaklanacak, boyuna kelle isteyecek. Bunun 18 yaşı var değil mi? 10 sene sonra çok fena yapıyor hepsini. Fakat o aradaki 10 seneyi biz yanlış bir tarih yazıcılığı dolayısıyla çok kötü bir figür olarak tanıdığımız Hürrem Sultan'a, Hürrem diyorum, Kösem Sultan'a borçluyuz. Kösem hakikaten orduyu, askeri bir şekilde elde tutuyor. Ve çok önemli bir kriz dönemini atlatıyor. Yani oğluna devleti teslim edebiliyor yani şey reşit olarak. Tabii ilk işi onu kovalamak, devlet idaresine alışmış biri tutulmaz. Hatta şey var yani ondan sonra da bu Murad'ın çok önemli bir şeyi var. Bütün elebaşları topluyor önde girenleri sarayda ve onlardan hüccet alıyor. Yani devlete bağlı kalacaklarına o dair. O güzel bir şekilde çok tiyatroda temsil edildi. Naiman'ın kaynağından naklediyor. Naiman tabii yani, onu tabii doğru dürüst yazıyor. Müthiş bir şey. Öbürü de tiyatroya getiriyor. Aynı metin ama, değil. Evet, kağıt bir şey bile zannediyorum. Oradan naklediyor ama daha az. Evet. Evet. Yani Naiman onları çok sever öyle şeyleri. Ama, çok böyle bir tabii müthiş bir şey. Şey 250 kiloya yakın bir gür sallar o. Halterci gibi bir şey zaten. 2. 4. Murat'ın çok hoş minyatürlerine baktığınız zaman keşke olsa
kısa kalmış yani bacaklar falan. Tam halterci vücudu. Genç yaşta belli ki hep o tip talimler görüyor. Şimdi bu olan sancağa çıkmadı. 8 yaşında tahta zaten. Bu sancağa çıkmayan nasıl bir askerlik eğitimi görüyor? Mesela attığı ok işte nefyenin şeyidir yani. Kasidesidir orada değil mi? Yazılır. Şeyde durur sarayda. Efendime söyleyeyim ata biniyor bacaklarıyla kavruyor şeyi hayvanı zincirleri asılarak kaldırıyor ikisini birden. Böyle bir kuvvet o gürzü sallayıp şeye sütuna vuruyor hakikaten. Kafanızı kırarım der gibi. Ondan... Evliya Çelebi'nin antikaya var ya beni kuşağımdan kaldırdı fırıldak gibi. o artık fazla götürme. Evliya Çelebi biliyorsunuz saraydan uzaklaştırmadır. Evet. Okuldan belge almış Enderun'dan. Çok zeki adam. Tasdikname gönderilmiş mi? Valla disipline uyamadığı çok açık. Yani o tip bir adam o sarayın disiplinine uyamaz. Şimdi Murat enteresan bir anekdot anlatayım. Buyurun. Bu cirit oyununu çok seviyor. Cirit oynuyorlar. Ondan sonra cirit oynarken karşında o paşaları ve nedimleri var. Onlar tabii ki sultanın karşısında cirit oynandığı zaman ne olur? Yani ona cirit değdirmezsiniz. Kolay değil. Yani hepsi atından düşüyor. Kaynaklarda hemen böyle geçer. İşte Hüseyin Paşa falan cirit oynuyor. Sultan bir ciritini atıyor ve atından düşürüyor sultan. Fakat şöyle bir hadise olmuş zamanında İstanbul'da bir şeyle böyle bir kapı kulu bir şeyle oynarken cirit oynarken çocuk atıyor ciritini ve sultanın atından düşürüyor. Eyvah. Gözden kayboluyor. Şimdi bunu dedikodu olarak şey anlatıyor. Bir Venedik kaynaklarında var bu. Dedikodu olarak anlatıyor. Sultan fellik şeyi aradı bu çocuğu fakat bulamamış. İlginç olan şey, ben bir ara sonra şeye bakmıştım, bir kronikte vardı. Kronikte diyor ki, o gün diyor sultan bütün kapıları kapatmışlar, birisini arıyorlar. Demek ki doğru olay. Yani, ne yapacak onu, ele alacak. Artık aldığı zaman kimdir, ne yapacak yani? Sultanını düşürmek attan mümkün müdür? Olur mu böyle bir şey? Kelle gitmiş muhtemelen yani. Tabii kaybolmuş. Kaçmış gitmiş, canını kurtarmış. Öyle anlaşılıyor yani sultanın. Yakalandığına dair herhangi bir bilgi, herhangi bir belge yok. Yok ama kapıda çok aramışlar. Bu Kösem Sultan'la alakalı bir şey var. Bu malum 4. Mehmet zamanında bir Ağlar Saltanatı diye bir dönem vardır. Dedikodular var o dönemde. Madem konu biraz buna gidiyor. Bektaş Ağa'yla, şimdi 4. Turhan Sultan'la olan çekişmeleri var malum biliyorsunuz. O çerçeve içerisinde dedikodu şöyle yayılmış. Kösem Sultan Bektaş aile evlenecek. Dördüncü Mehmet'i ortadan kaldıracaklar ve saltanata bunlar geçecek. Yani düşünün, biraz geç kalmış. Rekabeti düşünün yani. Daha evvelden Kösem Sultan ve Bektaş Ağa. 33 yaşında valide sultan oldu biliyorsun. Evet. Çok kötü bir şey. 33 yaşında öyle güzel akıllı bir kadın. Artık dokunulmaz tanrıça yani tübe. Geliyor ya valide sultan diye. Şey başka hikayelerde var ya Murat ananı ben alacağım diyor. Meczup deli dilencinin şeyi. Evet. Dikkati çekecek kadar talihsiz bir kadın aslında. Yani kaç o 16 yaşında mı ne dul kalıyor. Eski saraya gidiyor felaket. Ta bekliyor ki işte bütün bu şeyler geçsin bu. İkinci Osman vakası, birinci Mustafa iki kere tahta geçiyor. Sonunda oğulcu tahta çıkınca oradan valide sultan diye geçiyor bu alayla geliyor. Güzel kadın. İşte tabii ona niyabet için mutlaka anaya güveniyorlar. Çünkü başka hiçbir kimsenin naipliğine güvenilmez. Ve doğrudur. Evet. Hukukun o kadar oturaklı olduğu yerde bile rejans devrine bakınız yani ne kadar olumsuz etkileri vardır aslında Fransa tarihinde. Peki reklam vakti gene geldi. Kısa araya gideceğiz. Artık o aradan sonra da Osmanlı döneminin son darbesini konuşup daha terakki hareketi 1908. Onu görüştük. Onu da bir işte biz de bir konuşalım tekrar. Onu bir konuşalım, onu tartışalım. Ama yani bayağı bir mevzudur onu.
Hiç olmazsa bir giriş yapmış oluruz şeyler, hocam. Şeyler bizi affetmez söylediklerimizi, çünkü çok bilirler. Çok bilenler bazen orman ağaçlarında kaybolur giderler. Ağaçlara bakmaktan İttihat ormanı göremezler. İçin Türk siyasi literatürü, ben size açık söyleyeyim, daha evvel çok şey düzeydeydi. Tarık Zafer Tunay'dan beri çok fazla uğraştı. Yani arşivlere inerek ve bu meşrutiyet tarihi bizde gerçekten gecikmiştir. Kime göre gecikmiştir acaba? İran'a göre. İran'da bir cumhuriyet savcısı vardı. Tebrizliydi. Azerbaycan Türküdür yani. Seyyid Ahmet Kevseri. Çok İranlı ve Farslılığa düşkündür. Yazdığı kitap Tarihi Meşrutayı İran Bugades. İran Meşrutiyet Tarihi. Bu kitap tarih. Bu o kadar hızlı bir laik ki Firdevsi'den sonraki adamları yakıyordu her hafta kitabını. Hafız mahfız dahil. Deliriyordu Molla takım bunu. Ta 40'larda öldürdüler. Mahkemelere gelip giderken bunu katlettiler. Gömüyorlar, mezarın üstüne taş döküyorlar betonla, yoksa çıkartıp atıyorlar. O zatın yazdığı nefis bir şey vardır ki Hümeyni bile okur okuturdu, İmam Hümeyni. Bizde bu tip bir şey yoktu. Bu başladı. Evet. Peki reklamlara gidelim o zaman hocam müsaadenizle. Onlar yapsın. Tamam. Dönüşte bir tekrar bakarız bu konuya, hiç olmazsa kısaca değinmiş oluruz. Artık son bölüme doğru geliyoruz. İlber Hocam, artık tamam. Neredeyse Osmanlı'nın da artık sonunu getiren o son darbe, İttihat ve Terakki'nin gerçekleştirmiş olduğu darbe. Hatta biraz Abdülhamit dönemi, 31 Mart vakası filan, bunları da bir son olarak konuşalım diyorum. Ne dersiniz? Ha, pek değil yani. O iş biliyorsun hususi bir ihtisastır Türkiye'de. İttihatçılık, meşrutiyet dönemi demin arz ettiğim gibi reklamdan evvel çok yakın bir şey oldu ve klasik tarih fakültelerinden çıktı. Hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin eline geçti. Şimdi bu arkadaşlarımızın geniş bir bilgisi var. Şeyde tabii bu anayasa, Avrupa tarihi üzerinde falan. Ama şeyi de tetkik etmeye başladılar. Tarık Hoca'nın bunları dürtelemesi. Mutlaka Osmanlıca öğreniyorlar ve arşivlere giriyorlar. Hatta yabancı arşivleri kullanmaya başlıyorlar. Yani kısmen ben de o gruba dahilim ama bir ikinci meşrutiyete falan zinhar elimi sürmem. Benim işim değildi o. Şimdi tabii burada çok geniş bilgi var. Fakat aynı zamanda da çok geniş artık bir ihtisas kapanması var. Benim görüşüme göre Osmanlı tarihinin, yani bu olayların oluştuğu cemiyetin mazisini bilmiyorlar, desandansını bilmiyorlar. Yani o orada maalesef klasik devir Osmanlı müesseselerini ve olaylarını, prensipleri, müesseseleri hukuki kavramlarıyla incelemek diye bir şey yok. Onu yapamıyorlar. O bir ayrı bir şey herhalde. Onun halledilmesi lazım. Fakat bildikleri çok ve onun için bu konularda da biz çok konuşmuyoruz açıktan. Çünkü anlaşmak mümkün olmuyor bazen. Olmuyor. Mesela şöyle bir yorum var bir tanesi. Efendim diyor, biliyorsunuz Tanzimat'ta millet sisteminin geçirdiği bir istihale var. Çok büyük değil ama. Bu gündem içerisinde patrikhanelerin yanına millet meclisleri kuruldu ve nizamnamesi hazırlandı. Ermeni milleti nizamnamesi diyor.
Yani bu demek değil ki artık o cemaatin başında devlet adına bir patrik vardı. Bütün hukuki davaları, bilhassa bu medeni hukuk davalarını o halleder. Eğitim kurumlarının sansür makamıdır. Vergileri toplamakta yardımcıdır. Bu iş için millet şikayet ediyordu, bıktık bu papazlardan diye. Hakikaten bir nevi konsey laikler teşekkül etti yanında. Zaten Musevi cemaati doğrudan doğruya o lafı kullanırdı. Şimdi bunu bazı arkadaşlar anlıyor ki bu yenileri, bak diyor, parlamentarizmi diyor, Ermeni'ye vermiş de bizde yok diyor. Böyle bir Osmanlı tenkidi yapıyor. O bambaşka bir şey, o bambaşka bir şey. Yani kilisesi olan ve kilisenin hükmettiği bir yerde ruhban sınıfından olmayan insanların idarede hiç değilse söz sahibi olması. Çünkü orası Patrikhane Meclisleri, Ermeni Millet Meclisi dediğin karar yetkisi olan bir yer değil, istişari bir kuruldur cemaatin içinde. Yani biz Ermeni Millet Meclisi'nin aldığı müstakil bir karara uymaz Babani, isterse istemezse. Çok önemli bu. Bir takım kararları gene ruhani makamlar, ruhani reisler alır onlarda. Bu gibi şeyler var. Yani klasik Osmanlı düzenini, İslam devletini, hatta yerine göre çok ilginç bir şey, bir ikisi dışında Avrupa devletlerini bilmemek. Yani ben mesela dehşetle fark ettim. Bizim anayasacıların tarihlerinde şeylere bakmak lazım. Avusturya'ya falan bakmak lazım. Çünkü orası kosmopolit bir imparatorluk, bize benziyor. Bunları yapmamız lazım. Onun için ama biz dediğim gibi karışmıyoruz. Yani klasik tarihle uğraşanlar bu İttihat Terakki konusunda, darbe konusunda konuşmamaya gayret etmeli. Çünkü karışıklık çıkıyor. Çok önemli. Peki o zaman şöyle bir şey düşünelim hocam. Abdülhamit dönemini bir tarihsel olarak düşünelim. Evet, şöyle bir dönemdir. Kesinlikle sulh dönemidir. Savaşçı bir politika takip edemez Osmanlı İmparatorluğu. Berlin Kongresi biliyorsunuz yenilen bir devletin anlaşmasıdır. Fakat yeninin durumu da hiç iyi değildi, iç açıcı değildi. Hatta Gorçakov'un dediği bu kadar asker, bu kadar para, hepsi beyhude dedi. Bu lafı şeye karşı söylemiyor. Pazarlığı tutturamamış esnaf ağzıyla müşteriye demiyor. Çara, Ignatieff'e, bilmem neye, yani Slav Partisi'ne laf atıyor. Çünkü ileri görüşlü bir adam. Pushkin'in sınıf arkadaşı, aynı gimnazyumda okumuşlar. Ve Rusya tarihinin çok önemli bir diplomatıdır. Sovyet devri de dahil olmak üzere. Şimdi burada bu yapıdaki bir devletin, bir yapının adamı bunu söylüyorsa burada bir başka şey var değil mi? Durum. Nitekim Rusya, bizim alacağımız var bu Osmanlı İmparatorluğundan diye duyunu umumiyeye girmeye kalktı. Öbür alacak devlet, hadi hop hop, senin alacakla ne ilgin var, sen kimsin demeye getirdiler. Yani senin kendin borçlusun, kim oluyorsun da buraya gireceksin. Biz ciddi bankaları, sanayi olan falan bir memleketiz ayağına. Tabii bu durumu değiştirdi. Yani şunu size söyleyeyim, 1914'te karşı karşıya gelen Türkiye ve Rusya kesinlikle İster istemez yuvarlandıkları ittifak gruplarının içinde bu harbe girmişlerdir. Yoksa aklı başında adam girmez. Mesela Rusya harbe girerken Sazanov gibi diplomasi tekniklerini bilen ama kesinlikle Rusya'dan haberi olmayan biri var, Hariciye Nazırı. Witte gibi durumu çok iyi bilen bir iktisatçı kafalı bir herif var. Katiyen girilmez bu harbe diyor. Yani bu harbin sonunda ne taht kalır, ne taç, ne ahlak kalır, ne ana ne diyor. Çok açık bir şekilde. Osmanlı İmparatorluğu harbi istemedi. Yani bu yanlış bir şeydir. Enver Paşa Almancıydı, mutlaka Almancıydı. Gitti girdi. Hayır efendim, ne girecek bir adam her gün orduyu ıslah etmekle uğraşıyor. Bilmem ne, bilmiyor mu durumu? İşte ama mecbur kaldık. Çünkü Rusya
İngiltere'nin yanında girdi. Olmamış bir şey. Yani İngilizler aldı onları ve vaatlerde bulundular. Bu durumda girdi, sürüklendi harbe maalesef. Bununla birlikte tabii harbe girişte ve ilerleyişte bazı tekniklere başvurulabilirdi. Önleyici, en azından diplomasiyi kullanılabilirdi. O olmadı. Onu yapamadılar bizimkiler. İttihat Terakki iyi organize bir partidir. Organizasyon öyle batı tipi siyasi partilerinden değildir. Tarık Hoca ve ekolünün başarıyla ortaya koyduğu bir örnek tamamen Balkan Komite Hareketi'nin model olarak alınmasıdır. Fevkalade vatanperver insanlardır. Fevkalade ağzı sıkı insanlardır. Cesur insanlardır. Öyle vatan satmaya hazır tipler değildir. Bunlar ucuz yorumlamalardır. Böyle tarih yazılmaz. Yani herkesin akıllı, herkesin vatanperver, herkesin başarılı olduğunu kabul ederek şeyden müsbetten menfiye doğru puanları indirmeye başlayacaksın okudukça. Öyle peşin hükümle iş olmaz. Ve tabii ki bu partinin içine bilhassa darbeden sonra, daha doğrusu bu cemiyetin içine bir takım oportünistler de girmiştir, çok açıktır. Mesela çok yapılan bir yorum vardır. İttihat Terakki Yahudilerin işidir bu mevzu. Alakası yok. Yahudiler niye oradadır? Çok açık bir şey. Çünkü Yahudiler gayrimüslimin hepsi aynı gayrimüslim değil. Yani Balkan Slavlarının, Elenlerin, Ermenilerin içinde Yahudinin ne işi var? Yani Osmanlı Yahudisinin o tip hareketlerle ilgisi yok. Siyonizm dediğimiz modern milliyetçilik Osmanlı Yahudiliğine oldukça uzaktır. Bugün aksini iddia edenler var ama oldukça uzaktır, zamanla olmuş. Dolayısıyla onlar bu tip bir hareketin içine girmeyi kaçınılmaz olarak doğru bulmuşlardır. Ama bütün Yahudiler için de geçerli değildir. Bu orada da belirli bir zümre vardır, odur. Mesela böyle şeylere bakmak lazım. Efendim İttihat-ı Anasır, bayılır İttihatçılar buna. Ermeni, Rumu, Arnavut, Tutyan, Sırp Müslümanları değil gayrimüslim. Ama yürümez, yürümüyor. Yürümeyeceği çok açık değil mi? Ve sonuçta iş nerelere kadar yürümüştür, gelmiştir. Efendim avcı taburları Abdülhamid'in kışkırttığı parti taburlarına alakası yok. Hatta 1. Ordu'nun müdahale teklifini, ki İstanbul'daki ordu biliyorsunuz, küçümsemiştir. Yani küçümsemiş değil, reddetmiş. Büyük bir çatışma çıkmasın, kan dökülmesin. İstemiyor. Yani orada bir 4. Mehmet tevekkülü var. Yani çekilmek çekiliyor. Bu çok önemli bir şey. Tabii öyle bazı yazarların söylediği, sen mi falan diye Karasoy'a bağırıyor güya hal heyeti geldiği zaman. Ya böyle şeyler yapıyorlar bunlar. Şimdi yazar tarihe sadık kalmak zorunda değil Edip, tamam. Ama yani lütfedersin, şimdi bir de bir Osmanlı padişahıyla bir tane kayıkçının arasında fark vardır ha. Yani bunu da böyle çizemezsin, bu çünkü estetik olmuyor. Sanatta her şeyden evvel estetiğe dikkat edeceksin. Peki Abdülhamit dönemiyle alakalı olarak iki tane çokça tekrar edilen malumat var diyelim, bilgi evet. diyemeyeceğim. Birincisi, askeri darbeden o kadar korkuyordu ki donanmayı... Donanma. Efendim, yarı yarıya tenzilatla dinleyeceğim bir şey. Hakikaten donanma çok ihmal edilmiş. Yani Balkan Savaşı'nda iki tane gemi çıkaramadık. Bu çok açık, bunu kimse inkar edemez. Yani çıkan geminin savaşacak bir gemi olmadığı açık. Rauf Bey'in gerilla metoduyla bir takım limanları dolaşarak, bombalayarak, gözdağı vererek geldi. Ama bir zırhlımız yok. Yani oradan çıkaracak şey yok. Donanmada İngilizler vardı, Almanlar geldi. Almanlar kötü bahriyeli zaten kendileri. Teknik olmak başka bir şey. Denizci ve deniz kurdu olmak başka bir şey. Onun için bu donanma çıkmadı. Bundan tabii Sultan Abdülhamit sorumlu. Peki o koca donanmayı tutup da değiştirebilir mi? Yok, hayaldir. Yani çünkü o ikinci Abdülaziz, Sultan Abdülaziz'in kurduğu donanma
çok çabuk demode oldu. Teknik çok çabuk değişiyor. Onu o şekilde tutamazsın. Ölçülü davranmak gerekirdi. Yani hiçleyemezsin donanmayı ama hiç, aynı zamanda da bir şey de yapamazsın. Ortasını bulmak lazım. Yani burada bir kusur var ama böyle işte oradan korkuyordu, onun için donanmayı çürüttü de falan. O biraz aşırı bir yorum oluyor. Çok başka kusurları var. Mesela bu Ermeni vakalarında falan zamanında daha önleyici tedbirler alabilirdi. Osmanlı Bankası baskını vesaireler değil mi? O bir sırf değil yani. Her cuma olay çıkıyor neredeyse. Cuma selamlığında. Selamlıkta değil, camilerde, memlekette, etrafında falan. Hulasa bu artık eskimiş değil. Şartlara uyum sağlamakta geciken, gayret değilse geciken bir imparatorluk. Ama bunu bildirmek lazım. Eğitimde büyük atılımlar yapılıyor. Bir takım şeylerde çok önde gidiyor. Bir takımında da gidemiyor. Ve sonunda yorgundur. Yani sultanın kendi yorgun. Çok güzel bir yorum. Benim yorumum da değil. Bunu bir popüler tarihçimiz olan, hep okunan Yılmaz Öztuna dedi. Tam anlamıyla bir yorgun hükümdar artık yani. O imparatorluğu o kadrolarla, o parayla, o imkanlarla ve o karışıklıklarla o kadar götürebilmiş. Bak, koca Rusya İmparatorluğu'nda yok bu. Rusya İmparatorluğu'nun en önemli azınlığı, yani o imparatorluğu rahatsızlık edecekler bizimkiler. Bizimkiler ne yapıyor? Çalışıyor ve okul öğreniyor. Yani eğitim düzeyi öbürkülünden yüksek. Ama yok yani öyle baş kaldıran Türkler falan. En son Şeyh Şamil davasıyla bitmiş o iş. Değil mi? Efendim, bir takım Yahudiler var. Yahudiler orada abartıldığı kadar değil. Yani Rusya İmparatorluğu'nun Yahudileri o çarlığı, o cemiyeti sevmiyor. Memnun değiller, kalabalıklar, ama hareketlerinde öyle çok büyük bir şey yok yani. Silahlanma falan. Biz silahlı ya, bizim herkes silahlanmış. Onlarla savaşmak zorunda bu imparatorluk. Onun için çok yorucudur bunun idaresi. Ve bazı şeyleri durdurmanız mümkün değil. Onun için biz, mesela Avusturya İmparatorluğu da öyle. Belki de bir böyle fölkada monarhi falan, ama bir yerde unutma, o Çekler en zengin, en endüstriyel olanı bile diyor ki bu imparatorluk sayesinde demokrasiye ulaşacağımız kesin diyor. Hiç bölünmeye çalışmayın diyor. Yani bu önemli bir şey. Şimdi buradaki havayla seninkisi bir değil. Bu imparatorluk çok büyük bir şey altında, yük altında. O yüzden de tabii bir sonuca doğru gidiyor. Bunları değerlendirirken insaflı olmak lazım herkes için. Bunda ne fazla iddiatçılık düşmanlığı yapabilirsin bir zümrenin yaptığı gibi, ne de kalkıp tamamıyla sabah akşam Abdülhamit'ten başlayabilirsin. Öyleleri var ki adam lisan bilmez diyor. Ya ayıp yani, İtalya veliahtı Fransızca konuştu, evde kendi yazıyor. Nereden Fransızca biliyor? Ayrıca Fransızca mütercim değil o. Ve hükümdar. Peki son olarak bir de yine çok bilinen yanlışlardan biri midir diye size soruyorum. Yine aynı endişeyle, Abdülhamit'in bir darbe korkusuyla işte o hafiyelik teşkilatını ve jurnalcilik kurumunu çok ciddi biçimde kullandı. Evet, çok ciddi biçimde kullandı ve o bir sadakat örneğiydi. Mutlaka bir jurnal vereceksiniz. Jurnaliniz yanlış da olabilir, hayal ürünü de olabilir. Bu bir sadakattir yani, memur kısmından beklenen bir şeydi. Bunun modern dünyanın anlayışıyla, demokrasi anlayışıyla, hukuku medeniyetiyle kavranır ve kabul edilir bir tarafı yok. Ama 19. asır böyledir. Yani bu çok açıktır. Geçmişi bugünün yaka silmesiyle ve yakaya yapışma metoduyla yargılaman mümkün değil fazla. Bir takım şeyleri korsunuz. Yani düşünün, bu çok rengarenk bir devlet. Yani burada
o dediğiniz demokrasi var şimdi artık. Doğu Rumeli'de basın serbest, parlamento var. Yani bugünkü Bulgaristan'ın güneyi, o bize bağlıydı. Cebeli Lübnan'da aynı şey var. Beyrut vilayetinde aynı şey, itiş kakış oluyor. Basın hürriyeti falan. Öte taraftan yine Abdülhamit dönemine baktığımızda öbür taraftan misyonerlik faaliyetleri, son derece bir sıkıcılık var. Mesela İstanbul'da yasak olan, gözlenen orta oyunu Eskişehir'de serbest. İgnoş Kunoş gidip neler seyretmiş, portlor tetkikçisi. Neleri kaydetmiş. Türk masallarının en önemli derleyicilerinden biridir. Tabii böyle orta oyunu falan gibi şeylerle de ilgileniyor. Yani şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani o dönem Osmanlı coğrafyası içerisinde ciddi bir kışkırtma ve casusluk faaliyeti de devam ediyor. Çok son derece. O biliyorsunuz resmen bir istihbarat örgütü yok ama bu. İddiatçıların devrinde de yoktu. Şark Dairesi şey olarak kuruldu. Teşkilat-ı Mahsusa'ya dönüştü. Bir takım şeyleri çok fiktiftir. Yani karaltıdır, ürkütür. Yani panslamizm korkutur. Olduğundan daha karaltısı büyük. Korkutur, ürkütür. Bunu Zinoviev'in raporunda bulursun. Yani Rusya Büyükelçisi'nin. 1911'de yazıyor. Bu Gaspralı diyor, bir takım okullar açtı diyor, milleti okutuyor falan diyor. Çok birdenbire okula. Bu panislamizm de her tarafa ajan doldurdu, kışkırtıyorlar ortalığı diyor. Yani belli ki hareketin böyle bir karaltısı kendinden daha büyük. Bir politika bu. Politika. Bunlar önemli şeyler. Harici politikada fevkalade kurnaz şeyler var. Yani bunları da takip etmek zorundayız. Mesela konsolosluk ağı çok önemli. Yani Azmi Özcan yazdı bunu o şeyde. Her zaman boyuna bizim şehbenderler, o zaman konsoloslarımız persona non grata ilan ediliyor. Java'da, Hollanda şeyi, Hindistan'da, Britanya şeyi. Rusya'da çünkü bir şeyler yapıyorlar devamlı. Bir şeyler tertipliyorlar. Bu sırf böyle Hicaz demiryoluna ihanet toplamak gibi masumane şeyler olmadığı açık. Bir olay var yani, bunun üzerinde durmalı. Ama buna itekleniyor bu devlet yani. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu çok uzun zamandan beri şiddetini kaybeden bir harbin içinde. Evet. Peki Feridun Hocam, son olarak bir de size dönelim. Artık kapatmak üzereyiz. Evet, şöyle, şu konuştuklarımızı nasıl toparlayalım? Şöyle söyleyeyim. Özellikle bu isyanlar söz konusu olduğu zaman bir genel değerlendirme yapılabilir. Osmanlı dönemi için bunu söylüyorum. Özellikle hani 1550'lere kadar olan süreç ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulabilir. 1550'lerden itibaren başlayan süreçte ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulabilir. Çünkü bu özellikle bu ikinci yarısı itibaren başlayan dönemde daha ziyade devletin bizatihi kendisine karşı değil aslında, devletin kendi içerisinde bir yer, mevki edinme mücadelesi olduğunu görürsünüz bu anlamda bakıldığında. Yani bu isyan hareketi bir ölçüde devletin merkezileşmesiyle de bağlantılı bir husustur. Çünkü devlet merkezleşince kendi iç bünyesi içerisindeki unsurlar ön plana çıkarken bu defa taşranın ihmal edilmesi söz konusu olabilir. O yüzden taşranın bu merkezi sisteme adaptasyonu söz konusu olabiliyor. Bunlar da seslerini bir ölçüde isyanla duyurma durumunda kaldılar. Mesela bu cari ayaklanmalarının özellikle 16. sonlarına itibaren başlayan, 17. yüzyılda başlayan süreçlerde incelendiğinde bu önemli bazı paşalar var mesela. Bunlar bu anlamda bir güç sahibi olma peşinde koşuyorlar. Örnekler çok var. İşte mesela bu Karayazıcı isyanı vardır. Onun hemen ardından şu meşhur Hasan Bosna çok isyan ettikten sonra devlet bunlarla anlaşma yapıyor. Yani eşkıya reisleriyle anlaşarak, bu kabin insanla anlaşarak onları devlet içerisinde bir yer, mevki sahibi etmiyor ediyor. İşte bu 4. Murat döneminde bir Abaza Paşa var. Mesela 4. Murat bu isyan edince 2. Osman döneminde malum Yeniçerilere karşı hareket etmişti. Anadolu'da ortaya çıkmıştı. Osmanlı kanını dava etmişti. Mesela o isyan bastırıldığı zaman geliyor ve sırayla bir mevki edinmiş oluyor ve 4. Murat'ın en yakın adamı haline geliyor.
Aynı şekilde Hasan Paşa oluyor, Bosna Beylerbeyi oluyor. Yani devlet bu gibi asileri kendi bünyesi içerisinde alarak bunları eritiyor. Zaten onların da isteği zaten bu aslında bir ölçüde bakıldığında. Yani bu güç mücadelesi çerçevesinde bunu görmek lazım. Bir husus daha belki söyleyerek sözlerimi tamamlamak isteyeyim isterseniz. Bu isyanların genel yapısına bakıldığında özellikle 17. yüzyıldan itibaren başlayan süreçte bu isyanlar içerisinde halkı görmüyorsunuz. Köylüyü görmüyorsunuz. İlginç bir durumdur bu. Neden? Çünkü köylünün 17. yüzyıldan itibaren başlayan süreçte asıl mağduriyeti olan insanlar bunlar oluyor. Cehali büyük ayaklanmalar sırasında Anadolu'da büyük kaçkınlık vuku buldu. Çünkü köylünün aslında bir ölçüde Avrupa'daki gibi değil. Yani kendisini koruyacak mekanizmalar Osmanlı Devleti'nde mevcut. Nedir bu mekanizmalar? Hukuk müessesesi var. Yani köylü bir senyör diyelim hadi. Yani bir timar beyinin veya oradaki mahalli bir gücün baskısı altında kaldığı zaman başvurabileceği bir mahkemesi var. Eğer orada işini halledemiyor ise şayet o zaman ne yapıyor? Divan-ı Hümayun'a kadar gidebiliyor. En basit bir köylü divanım İstanbul'da derdini anlatabilecek bir münerci bulabiliyor. Yani bu sıkışmışlıktan kurtulabilecek bir emniyet sübabı var yani. O anlamda bakıldığında neden çok büyük bir köylü isyanı çıkmadığı sorusunun cevabı biraz da bu hukuk mekanizmasının işleyişinden kaynaklanıyor olabilir diye bir yorum yapılabilir. Evet. Peki. Hocam siz son olarak bir toplamak ister misiniz? Bu konuştuğumuz şeyleri nasıl özetleriz dersek? Yani valla bizimkisi mütevazi bir imparatorluktur. Biz paramızı donanmaya değilse de askerliğe harcarız. Bir zamanda donanmaya da harcadık. Çünkü biz savunma durumundayız. Girdiğimiz coğrafya o 900 senedir. Buna yönelik eğitimimiz vardır. Eğitim kurumlarımızda bir eşitlik imkan vardır. Yani pahalı eğitim söz konusu değildir. Yani direnen ve isteyen eğitim görür. Nasıl görür o ona bağlı bir şey. Ve ilk reformlarımız da eğitimle başladı biliyorsun. Yani medrese sisteminden yüksek okula geçiş falan. Memurlarımız bile, yüksek memurlarımız bile çok zengin insanlar değildir. Yani Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa'nın konağı lütfen Vezneciler semtinde Süleymaniye'de gidin bakın. Kültür Bakanlığı'nın ofisidir. Mısır'daki pamuk ağlarıyla bile mukayese edilmez öyle bir konak. İstanbul'da gözleri dolduran bir sadrazam konağı yoktur. Tek istisna Maktul yahut Makbul İbrahim Paşa'nınkidir. Yani, evet. İslam Eserleri Müzesi Devlet-i Aliye'nin dünyada zengin olduğu bir dönemdir göreli olarak ondan. Bu imparatorluğun zenginliği, üç sınıfların varlığı mesela komşu Rusya ile mukayese edilmez. Hatta eski Balkan devletleri bizden kopanlarla bile edilmez. Hatta İngiliz işgalinde kalan parçamız Mısır'la bile edilmez. Burada onun için dediği gibi bu darbe ve şey şartları da sınırlı bir alanda kalmıştır. Yani bütün toplumu kapsamaz sınıflar kavgasını ihtilaller tarihimize, inkılap tarihimize böyle bakmak gerekiyor. Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben her ikinize de ağzınıza sağlık. Önemli bir meseleyi böyle bir girizgah mahiyetinde konuşmaya gayret ettik bugün. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgiler aldık sizlerden. Sayenizde öğrendik, istifade ettik. Böylelikle gündem özeli de tamamlamış olduk sevgili seyirciler. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek umuduyla inşallah.